Hepinize merhaba, benim ismim Ozan, Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün iki değerli oturumda toplamda 5 değerli konuğumuz olacak. İlk oturumda gördüğünüz gibi 3 değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben öncelikle konuklarımızı tanıtayım, sonra kısa bir bilgiyi paylaşacağım, sonra sohbetimize başlayacağız. İlk konuğumuz Hüseyin Mert, Mono Payments'ın kurucu ortağı ve genel müdürü. Hüseyin, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk, merhaba Ozan, selamlar. Herkese çok teşekkürler, güzel İstanbul'dan selamlar diliyorum. Çok teşekkürler Hüseyin. Diğer konuğumuz Nilhan Gür, Kumpara'nın kurucu ortağı. Nilhan, hoş geldin sohbetimize. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler sohbet davetimizi kabul ettiğin için. Diğer konuğumuz Onur Devran Çakır, Visa Fintech İlişkileri Direktörü. Onur, merhaba, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk, selamlar. Nilhan, Hüseyin, Ozan, selamlar. Ozan, sana da teşekkür ederiz. Üç böcek bir çiçek olarak bugünkü oturumda. Çok çok teşekkürler Onur. Seni de tekrar ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz. Geçen dönemde seni ağırlamıştık sohbetimizde. Bu arada ben kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu dönem Digital Talk Sonbahar 22 serisinin ikinci haftasındayız. Tüm sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca biz hızlı bir şekilde Spotify, Apple Podcast gibi platformlara da bu sohbetleri ekliyoruz. Geçen haftanın sohbetlerini şu an bulabilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde muhtemelen yarın bu platformlarda podcast olarak da paylaşacağız. Bunun dışında sohbetimiz esnasında sorularınız olursa bilgi@digitaltalks.org adresine mail atabilirsiniz. Ben zaman zaman burayı kontrol edeceğim. Vaktimiz ölçüsünde de değerli konuklarımıza yönlendiririm. Onun dışında tabii ki bu seride bizleri destekleyen değerli sponsorlarımıza, elmas sponsorlarımız Türkiye İş Bankası ve Visa'ya, platin sponsorlarımız Unilever, Vivense ve Pegasus'a ve altın sponsorumuz PET'e ve değerli yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Onur, az önce belirttiğim gibi seni tekrar ağırlıyor olmak mutluluk verici Digital Talks sohbetlerinde serisinde. Visa İnovasyon Programı'nın da dördüncüsü Mayıs ayında başladı. Biz de bunun bültenini çıkmıştık, haber olarak paylaşmıştık. Bu konuda bize neler paylaşmak istersin? Kaç tane girişimi kabul ettiniz? Hangi girişimler var, nasıl gidiyor çalışmalarınız, ne kadar süre devam edecek, ben sözü sana bırakmak istiyorum. Ozan, çok teşekkürler tekrardan bu platformda hem seninle hem arkadaşlarla hem de değerli dinleyicilerle buluşmak mutluluk verici. Sana da yeni döneminde başarılar diliyoruz. Bizim dördüncü dönem, Visa İnovasyon Programı'nın dördüncü döneminin neredeyse sonuna geldik. 8 Aralık'ta Demo Day adını verdiğimiz girişimlerin program içinde neler gerçekleştirdikleri, anlatacakları oturumla kapanışını yapacağız. Senin dediğin gibi Mayıs'ta başladık. 6 aylık bir serüven. Başvuran katılımcıları çok ince eleyip sık dokuyarak değerlendirdik. 100'ün üzerinde, onun üzerinde, ülkeden 100'ün üzerinde startup, fintech başvuruda bulundu. Belli temalar belirlemiştik. Yeni nesil para akışları, dijitalleşen dünyada dijital ödemelerin hızlandırılması, bazı kolaylıkların getirilmesi gibi konularda değerlendirmelerin sonucunda hem vize içinde hem vize dışında arkadaşların yaptığı jürilik neticesinde biz 5 tane fintech'i seçtik. Bunlar Alternatif, Kumpara, Mono Payments ki Nilhan'la Hüseyin burada, Yancep, Enovalut denebilir. Bu arkadaşları hem eğittik hem onlardan çok şey öğrendik. Sizler de birazdan bahsedersiniz neler yaptığımız konusunda. Programın içinde bulunan mentorlarımızı kendileriyle buluşturarak esasında çözümlerini daha farklı şekilde
nasıl pozisyonlayabilirler? Bizim kendi bünyemizde, Visa Network bünyesinde çalıştığımız bankalarla, e-paracılarla buluşturduk. Burada tabii Headquarters firmasıyla çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür ederiz. Onların yönlendirmeleriyle, girişim sermayesi gruplarıyla, melek yatırımcılarla toplantılar da yaptılar. Tabii amaçlanan hedeflere ulaştığımızı düşünüyoruz. Demo'daydı da bunlara bakarız. Bu girizgahtan sonra ben sözü isterseniz arkadaşlara bırakayım. Çok teşekkürler. Demo Day tarihi netleşti mi Onur, yoksa henüz net değil mi? Evet, 8 Aralık'ta yapmayı düşünüyoruz. Belki bir haftada gecikme olabilir ama o tarihte duyurularla bunu katılacağız. Online mı olacak, fiziksel mi, belli mi? Yani fiziksel gerçekleştirecek ama online olarak da izlenebilecek. Tamam. Yani davet ederseniz seve seve gelip izlemek isteriz yani fiziksel olarak da Onur. Bu arada bir sorum olacak orada. 10 ülkenin üzerinde 100'den fazla başvuru dedin ya da 100'e yakın başvuru dedin. Evet. Yani 100 ülke çok ciddi bir sayı. Şeyi hatırlıyorum. Geçen dönem sen İspanya'da da benzer bir programın açıldığından bahsetmiştin. Burada yani bu 100 girişim sizlerle, yani Türkiye region'a odaklı mı ilerleniyor, yoksa bir bölgesel bir işte mentorlardan, yatırımcı ağı dedik ki vesaire, farklı eğitim programları, yani şey bana çok ilginç geldi. Onun özür diliyorum, 100 ülke dedim, yanlış söyledim. Onun üzerinde ülke, hani Türkiye region'a odaklı mı, bölgesi odaklı mı sizlerle iletişim halinde oluyorlar, yoksa? Buna daha sonra değineceğim. O yüzden o bölümde istersen konuşalım. Tamam. Normalde şöyle bakıyoruz biz. Türkiye özelinde Türkiye ve çevre ülkelerden başvuru alıyoruz. Geliyor. Yani bunun içine kuzeyimizdeki ülkeler, doğumuzdaki ülkeler, güneyimizdeki ülkeler de mümkün giriyor. Bu program online olarak da yürütülebiliyor. Covid döneminde geçen yıl online yürüttük. O yüzden artık hemen hemen dünyanın her yerinden çalışabiliyoruz. Biz girişimcilerle iletişimde kalıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Bunu fark ettik. Yani illaki İstanbul'da, illaki Türkiye'de olunmasına gerek yok. Hoş, bizim girişimcilerimiz de öyle çalışıyorlar. Kendileri artık Türkiye'nin sınırlarını aşacak şekilde hem çözüm üretiyorlar hem de satıyorlar, fatura kesiyorlar. İnanılmaz mutluluk veriyor bize bu. Burada çok bir küçük faydamız varsa da ne mutlu. Onur, senin dediğin gibi bunun detaylarına ilerleyen dakikalarda muhakkak girelim. Ben de çok merak ediyorum. Nilhan, sana dönelim. Kumpara'yı ben de dün yükledim kullanmaya. Hani bakıyorum. Biraz uygulamayı de tecrübe etme fırsatı buldum. Kumpara ile ilgili bize neler paylaşmak istersin? Yani yeni bir girişim olmadığınızı da biliyorum. Belli bir süredir faaliyet gösteriyorsunuz. Pazarda gördüğünüz fırsat neydi de Kumpara'yı kurmaya karar verdiniz diğer ekipteki arkadaşlarla birlikte? Sunduğunuz değer önerisi ne? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Bize bilgi verebilirsen çok seviniriz. Teşekkür ederim Ozan. Bir önce ben de hemen teşekkür edeyim burada olduğumuz için. Biz çünkü az önce söylediğin gibi yeni bir girişim değiliz ama fintech camiasında yeniyiz. O yüzden burada bu ekiple beraber olmak çok kıymetli, çok değerli benim için de. Kumpara nedir? Kumpara aslında bir dijital ödüllendirme platformu. Biz tüketim markaları ve perakendecilerin alışverişçilerine dinamik, tüketici gruplarını hedefleyerek esnek bir şekilde promosyon kurguları yaratmasını sağlıyoruz. Ve elde ettiğimiz veriyle de bu alışverişçileri, bu markaların daha iyi anlayabilmesine yardımcı oluyoruz. Böylece de sürekli olarak bir satış artışı etkisi yaratabiliyoruz markalara. Kumpara bir mobil uygulama. Az önce söylediğim gibi pazarda bir mobil uygulamamız var. Ve bu mobil uygulamada çeşitli kampanyaları anons ediyoruz. Alışverişçiler çevrelerindeki satış noktalarından günlük ihtiyaçlarına göre, işte gıda olabilir, kozmetik olabilir, evcil hayvanı için herhangi bir şey olabilir vesaire, İhtiyaçlarına yönelik olarak bu faydaları uygulamadan keşfediyorlar ve alışverişini yaptıktan sonra da fatura ya da fişini uygulamaya yükleyerek bu promosyondan faydalanıyorlar. Ne fayda elde ediyorlar tabii bu kampanyalara katılarak? Anında bir ödül, bir dijital ödül, bir fayda, bir hediye çeki, kupon vesaire kazanabiliyor.
Bir de bizim KUM adını verdiğimiz bir para birimimiz var. KUM para zaten ilk kurulduğu günden beri bu değere sahip. Bu dijital parayı kazanıp cüzdanlarında biriktirip tekrar çeşitli ödüllere veya direkt olarak nakit olarak hesabına aktarıp, banka hesabına aktarıp çıkış yapabiliyor. Dolayısıyla KUM para ne yapıyor? Markaya bir yandan fiyat stratejisini korurken öte yandan da ödüllerle alışverişine net bir fayda sunabilmesini sağlıyor ki yaşadığımız coğrafyada ve günümüz ekonomik koşullarında bunun ne kadar giderek önemli hale geldiğini de görüyoruz. Bu bizim verdiğimiz promosyon mekanizması hizmeti. Bu esnada tabii bu aldığımız, elde ettiğimiz gerçek satış datasıyla da alışverişçileri bir yandan ödüllendirirken bir yandan bu satın alma verisini analiz edip markaya gerçekten aksiyona dönüştürebileceği de bir içgörü sunuyoruz. Burada amaç alışverişçiyi daha iyi anlamak, onu satın almaya yönlendirecek, o yolda teşvik edebilecek şekilde tekrar KUM para mekanizmalarıyla satın almasını teşvik etmek. Ve bu reel bir satın alma verisi ve içgörüsü olduğu için de marka rekabette doğal olarak daha fazla ön plana çıkabiliyor. Çıkış noktamız da tamamen buydu. Yani pazarda gördüğümüz bu ihtiyaçtı. Tüketim markaları böyle ticari promosyonlar konusunda çaba içerisinde ama tabiri caizse biraz iptidai yöntemlerle bunu yürütmeye çalışıyorlar. Özellikle fiziksel kanallardan yapılan alışverişte çok kıymetli olan bir veri ya da o alışverişçiyi anlama adına şeyler yetersiz, mekanizmalar yetersiz. Sadakatin ödüllendirilmesi, işte yeni ürünlerin veya sepetin büyütülmesi gibi kurgularda hep klasik yöntemler vardı. Biz dijital dünyadaki bu yetenekleri aslında biraz da fiziksel alışverişçiye getirmek için yola çıktık. Ve 2017 senesinde lansmanı yaptık. Aslında söylediğin gibi biz çok yeni bir girişim değiliz pazarda ama o günden bugüne de 300'ün üzerinde ulusal ve uluslararası firmaya hizmet verdik. Halihazırda veriyoruz. Şu anda 2 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız ödül miktarı 200 milyon TL'ye ulaşmıştır. Dolayısıyla markaya yarattığımız satışta 3,5-4 milyar TL'ler seviyesine geldi. Yani KUM para ilk çıktığı günden beri offline ile online arasında alışveriş açısından bir köprü gibi görev yapıyordu ki geldiğimiz noktada da artık bu iki dünyayı birleştirmek adına bir adım daha atmaya noktasındaydık. Ve bu köprülük fonksiyonuna parasal işlem aşamasını da dahil etme noktasına geldik. Bunu yeni eklediniz değil mi İlhan? Bu bizim ilk günden beri var stratejimizde. Dediğim gibi uygulamanın isminin bile KUM para olmasının sebebi o. Ama bunu aşama aşama yaptık. Yani içerideki alışverişçinin olgunlaşması, markanın o değeri görmesi vesaire. Vaktiyle bir takım kapalı devre olarak bu puanları taşıtırken ve harcatırken bu seneden itibaren ki bu bizi zaten Visa Innovation Program'a getirdi ve Mono ile işbirliğimize de taşıdı zaten. Biz uygulamaya parasal işlem, yani ödeme fonksiyonları katmak adına zaten başladık. Bu senenin sonunda da bu fonksiyonları, cüzdan fonksiyonlarını devreye alacağız. Akabinde Visa ile devam eden bir gift card, prepaid kartla bunları harcatabilir, offline'da harcatabilir duruma da geleceğiz. Dolayısıyla aslında ödeme araçlarının bugüne kadar perakendeye verdiği faydaları biz bir adım daha ötede rafta ürün satan tüketim markasına da taşımak adına yoldayız. Hep bildiğimiz işi yapmaya odaklandık. Yani bildiğimiz iş hep pazarlama, veri analizi vesaireydi anlattığım gibi. Dolayısıyla bildiğimiz odakta kalıp ama bu açılımı program içerisinde Visa partnerlarıyla, işi iyi bilenlerle yapmayı tercih ettik. Çok teşekkürler Nilhan. Yani çok yakın bir zamanda 2 milyon kullanıcının bir kısmının, yani aktif olarak kullananların kartları da, fiziksel isteyenlerin ve dijital kartları da olacak diyorsun cüzdanlarında. Aynen öyle. Bizim bu KUM paralarımızı içeride toplayan ciddi sayıda kullanıcımız var. Bunlar bunu dediğim gibi içeride bir takım ödüllere şu anda dönüştürebilir noktalar. Bunlar direkt olarak noktada harcatabilir hale getireceğiz. Aşamalı olarak önce online ile tabii başlıyoruz. Arkasından da kartlandırıyoruz. Çok teşekkürler İlhan. İlerleyen dakikalarda daha da odaklanırız KUM paraya. Benim de merak ettiğim konular var. Sohbetimizi eminim derinleştiririz, devam ederiz. Hüseyin, dilersen sana dönelim.
Monopayments'ı inceledim. Biraz seninle de öncesinde konuşmuştuk. Monopayments benim gördüğüm kadarıyla, sen tabii çok daha iyi bilirsin şirketin kurucusu olarak, kurucu ortağı olarak, bir white label finansal teknolojiler yazılımı sunan farklı kurumlara bir yazılım şirketi diye ben görüyorum. Dilersen sen bahset, nasıl bu fikir ortaya çıktı, pazarda gördüğünüz ihtiyaç neydi? Biraz belki ekibin ve senin background'undan da bahsedersin. Çünkü çok kolay bir iş olmasa gerek. Hani yaptığınız, şu an nasıl gidiyor çalışmalarınız? Ben sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Ozan. Burada belki mutlu olan bir girişimci olarak duruyorum. Yani hem Nilhan'ın hem diğer müşterilerimizin, biz işte şöyle bir şey hayal etmiştik. İşte yol haritamızda vardı. Sonra işte bunu yapmak için bir fırsat oldu. O fırsatı değerlendirdik, bir noktaya getirdik dediklerindeki kişi, şirket, platform biz oluyoruz. Biz burada birazcık da şey hedefliyoruz. Yani no code platform for fintechs gibi düşünün. Yani fintech for fintech diye bir kavram var zaten hala hazırda. Biz tam bunun için dolduran bir şirketiz yani. Size white label, sizin hayalinizi gerçekleştirmek üzere işin teknik tarafını ve regülasyon tarafını çözümleyen, bunu bir paket halinde sunan, var olan ürününüze veya hayal ettiğiniz ürününüze bunu sunabilen bir platformuz. 2016 yılından beridir aslında Mono'nun şeyleri var, altyapısı var. Daha önceden biz bir white label çözüm olarak bir payment gateway gibi çalışıyorduk. Ardından işte kapalı devre cüzdan böyle sistemleri gibi özellikler geliştirildi. En sonunda da 2020 yılında şirketleşip bunu aslında fintechlerin kullanabileceği bir paket haline getirdik. Biliyorsunuz fintech dünyası derin bir dünya. Hani hangi ucundan neresine bakmaya başladığınızda arkasının daha uzun, daha derin bir yer olduğunu görüyorsunuz. Burada da gerçekten bir fırsat olarak biz şunu gördük. Herkes marketing ve business'ına odaklandığı dünyada aslında teknik taraf onlar için bir yük oluyor. O yükü de biz birazcık da benim gibi süper mühendis diye ben şey yapıyorum, böyle ifadeyi böyle kullanmak istiyorum. Süper teknik insanlar bu işin çözümünü sağlıyor. O durumda Nilhan gibi çok değerli girişimler, yani onların hayalleri bu işi yaptırabilir hale getiriyor. Ben de yani Mono'nun başarısını bizim müşterilerimizin başarısı olarak görüyorum. Nilhan 2 milyon kişiye değil 12 milyon kişiye ulaştığında Nilhan kadar ben de çok seviniyorum. Hani bizim ekibin de en büyük şeyi, hani odağı da hem kaliteyi çok yüksek tutmak, hem Nilhan'ın farklı ülkelerde bile bu hizmeti verirken şu derdi olmasın. Ya bu iş teknik olarak da ben sağlayabilecek miyim? Ya regülasyonda bununla ilgili bir şey değiştiğinde ben bunu düşünmeli miyim yerine? Direkt sadece işte ben daha çok markaya gideyim, daha çok kullanıcıya gideyim. Bu düşüncelerle sadece uyumasını, aslında hayaller kurmasını istiyoruz. Biz de iyi bir fırsat gördük. Şu an hem yurt dışı olsun hem yurt içi olsun. Yani birazcık daha yurt dışı odaklıyız. Visa sayesinde biz yurt dışı hayallerini daha hızlı kurmaya başladık. Birazcık da B2B pazarında olan bir ürünüz. Hani B2B2C gibi bir ürüne doğru evrilmeye başladık. O da bizim için, hani Visa'nın bizi bu programa seçmesiyle aslında başladı. Biz ilk başta sadece bir gateway ve işte sadece kurumsalların çok küçük bir bölümüne hizmet verirken, Visa'nın bu programı sayesinde birazcık daha böyle fintech for fintech dikeyine, hatta no-code platforma doğru ilerleyen bir pozisyona ulaştık. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Burada hem Onur'un nezdinde Visa'ya teşekkür edelim, hem Hackcart'a teşekkür edelim. Onlar da bizi tanıştırıyorlar. Yani gerçekten fintech for fintech'i sonuna kadar sağlayacağımız bir ekosistem oluştu. Ekosisteme destek veren herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ozan, sana da çok teşekkür ediyorum. Burada gelip kendimizi anlatabiliyoruz. Yani yaptıklarımızı anlatabiliyoruz. Belki cesareti olmayan insanlara cesaret vermesini sağlatıyorsunuz. Tekrardan teşekkürler. Hüseyin, çok teşekkürler. Yani sizlerin neler yaptığını, ekosistemde nelerin olduğunu, yaşanılan zorlukları, fırsatları konuşuyor olmak, bunları samimi bir şekilde tartışıyor olmak bizi de çok mutlu ediyor. Hani bizim de sen nasıl sizin tarafta kendinizi motive eden konuya değindin, bizim tarafta da en çok bizi o motive ediyor. Sana şeyi sorayım, hani sohbette Onur'a geçmeden, peki yani ben siteyi inceledim, bayağı orada bir hizmet gamı var. Biraz aslında
Tamam, değindin de yani önceden bu şekilde değildi, bunları daha evet. da genişlettik dedin. Evet. Biraz aslında çok kısa oraya bir girebilir misin? Neler var? Ne gibi tabii. hizmetler kurumlara, bankalara, fintechlere, farklı şirketlere sunuyorsunuz? Hı-hı. Sonra Onur'a döneriz farklı sorularımızla. Aslında yani fintech for fintech dediğiniz zaman yani fintechlere yemek hizmeti verenler bile bu işi yapıyor. Ama yani biz birazcık daha odaklı gidiyoruz burada. Dijital bankacılık çözümleri, open finance çözümleri üzerine gidiyoruz. Burada da biraz odak şöyle aslında. Şu an hala bildiğimiz finans düzeninin içerisinde bir de kripto piyasalar da var artık. Az önce Nilhan söyledi, bir kapalı devre cüzdan dedi mesela. Bu cüzdanın yani biz işte closed loop, open loop, half open loop diye böyle tabir kullandığımız cüzdan tipleri var. Bu cüzdanlar arasındaki geçiş çok zor. Yani gerçekten hani bir sürü şey düşünmeniz gerekiyor. Biz de tam o noktada ürün aslında bir gateway iken wallet yapıp wallet'un arkasında bir işte merchant portalinin oluşturulduğu, bununla ilgili işte KYC'nin ve KYB'nin rahatlıkla yapılabildiği, bunun içerisinde çeşitli kurallar ve segmentasyonların yapılabildiği. Nilhan az önce söyledi yani aslında bireylerin orada hizmet verdiğiniz insanlara alt tarafınızda sizin yüklenicilerinizin farklı farklı kampanyalar düzenleyebildiği, farklı farklı kural setleriyle işlem yapabildikleri bir dünyalar gerekiyor. Ya burada teknik bir zorunluluk veya teknik bir ihtiyacın girişim tarafından sağlanması o an için çok zor oluyor. Yani şimdi düşünün biz bunu 4-5 tane müşterimize yapmış olduk. Hani şey tarafında kapalı devre cüzdandan açık devre cüzdana dönme hikayesinde. Nilhan için onu bilen bir aslında partner olduk. Yani bunu biliyoruz. Biz Nilhan'la bu sefer daha farklı. İşte bak bunu böyle denemişlerdi. Bu altyapıyı buradan aldıklarında veya lisans kiralaması işini buradan yapıldığında böyle böyle sorunlar var veya böyle fırsatlar var diyebilir hale geliyoruz. Yani aslında müşterimizin biznesine de etki edebilen bir tecrübeye ulaşmış aynı hataları yani. Yapmasını engelliyorsunuz. Aynı yoldan tabii. geçmeden daha kestirme yoldan gitmesini sağlıyorsunuz. Aynen, aynen. Yani mesela Brezilya'da bir tane müşterimiz var. Müşteri olmak üzere olan bir adayımız var. Aynı hikaye. Kapalı devre bir cüzdandan açık devre bir cüzdana dönmüşler. Hatta bunu globale taşımaya çalışıyorlar. Nilhan'ın da şu anki hani hedefleri ve aslında planın içerisinde başka ülkelere gitme var. Yani biz hem Brezilya'daki müşterimizin aslında tecrübesini Nilhan'la paylaşmış oluyoruz. Hem Nilhan'ın tecrübesini onunla paylaşmış oluyoruz. Bu da acayip bir şey oluyor. Yani biz kendi içimizde yani kendi şirket içimizde bir ekosistem gibi oluyoruz. Bunu da enable eden yani bize bu ufku kazandıran Visa olsun. Hani bunun gibi global oyuncular bize bu işi gerçekten hani şey yaptırıyor. Yani ekosistemi değil bizleri de geliştiriyor. Ekosistem geliştikçe bizler daha fazla ufuk veya daha fazla fikirlerle geliyoruz. Yani Nilhan'a benim anlatacağım ufacık bir şey Nilhan için belki çok küçük bir katkı olacak ama onun aklına çok daha büyük bir resmin küçücük bir parçası oluyor. Hani o resmin parçalarını tamamlayan birer parça olmuş oluruz biz de. Çok çok teşekkürler Hüseyin. İşin global açılım tarafını, rekabet tarafını da önümüzdeki dakikalarda konuşuruz. Ben Onur'a sözü vermek istiyorum. Onur, demin ben biraz giriş yaptım. Sen dedin ilerleyen dakikalarda daha detaylı konuşuruz diye. Biraz bu programın sen dedin ki 100'ün üstünde şirket ya da 100'e yakın şirket mi dedin? Tam orayı ben orada tam sayı verebilirim bu arada size. 24 ülkeden 102 katılımcı. Çok güzel. Çok teşekkürler Hüseyin. Yani orada biraz bu işin global ayağı nedir? Sizin burada sunduğunuz ki Hüseyin hani çok pozitif bahsetti. Biraz oradaki ufuk açıcı sonuçta Visa'nın çok ciddi dünyada bir erişimi var, gücü var. Çok farklı bankalarla, şirketlerle çalışıyorsunuz. Biraz oradaki kurguyu, yapıyı anlatabilirsen çok sevinirim. Onları nasıl ufuklarını açıyorsunuz? Tabii ki. Yani çalıştığımız arkadaşlar kendilerini ifade ederken hani Visa'ya dokunduklarında Visa'nın bakış açısı, Visa'nın kurduğu network, Visa'nın çalıştığı kurumlar dediler. Yani oradan başlayalım isterseniz. Visa dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. İnovasyon konusunda özel departmanı var. Buna belli bir bütçe ayırıyor. Her ne kadar bunları yapıyor olsak da tabii inovasyon, yenilik, yeni fikirler nereden çıkacak belli olmuyor. Yani Türkiye'den de çıkabiliyor, Hindistan'dan da çıkabiliyor, Amerika Birleşik Devletleri'nden de çıkabiliyor. Bizim bakış açımız esasında çok net. Çalıştığımız pazarlardaki hemen hemen her ülkede varız. Burada inovasyonu geliştirici, yeni fikirleri destekleyici bir rol oynamak istiyoruz. Tabii Visa partnerleriyle beraber
yol alıyor, büyüyor, yürüyor. Bunlar bankalar, bunlar fintechler, para kuruluşları. Bizim bu programdaki gayemiz de programa aldığımız fintechlerin, startupların burada bir çözümleri varsa, ki var, veya bazı sorunları giderebiliyorlarsa, işte bu bizim üyelerimizle çözüm arasında bir köprü görevi görmek istiyoruz biz olarak. E tabii bunu yaparken ki nihai hedefimiz de yeni ürünlerle, ödemeler dünyasındaki yeni metotlarla pastayı büyütmek. İşte biz de vize olarak orada yer almak istiyoruz. Destekliyoruz, destekleyeceğiz. 2019 yılında başladık. Bizim bulunduğumuz bölge büyük bir bölge. Akdeniz'e dokunuyor. Güney Avrupa bölgesi. Şu anda Bulgaristan'da, Yunanistan'da ve Türkiye'de programımız var. Bu yıl İspanya'yı açtık. Yine headquarters sayesinde. Onlarla beraber. İnanılmaz istek, inanılmaz ilgi görüyor. Oradaki programa ilk yıl olmasına rağmen yine benzer sayıda fintech başvurdu. O ekosistemle de iletişime geçiyorsunuz. Yani herkes her dakika aynı şartlara, aynı vizyona sahip olmak durumunda değil. Biz programa aldığımız arkadaşlarla konuşarak, yani az önce örneğiniz, ben biraz daha açayım. Kumpara'nın bir ihtiyacı vardı, altyapı. Mono Payments'ın bir ürünü var, altyapı ürünü ve bir lisans gerekiyor. Banka ve e-para kuruluşu. Biz bu üçlüyü veya dörtlüyü bir araya getirip şu anda Kumpara'nın ihtiyacını çözebilir haldeyiz. Hatta yurt dışına açıldığında o pazarlardaki Visa çalışanlarıyla, o pazarlardaki Visa partnerleriyle, iş ortaklarıyla görüştürüp değişik noktalara getireceğiz. Bu da bize heyecan veriyor. Oldukça da mutlu ediyor. Temel gayemiz bu. Biraz burada Onur, tabii büyük resmi siz global ölçekte daha iyi görebildiğiniz için biraz hani puzzle'a benzetebiliriz. Sonuçta Mono Payments buraya çok güzel uyar ya da Kumpara buraya çok iyi fit ediyor. Doğal olarak orada hani çok ciddi eşleştirmeleri, çok ciddi paslaşmaları yapabilecek bir know-how'ınız ve network'ünüz var. Bu çok değerli bir know-how, bilgi. Kesinlikle. Ve şunu da belirtelim. Önceki yıllardaki, bu yıl 4. sınıfını mezun ediyoruz diyelim. Önceki 3 dönemdeki arkadaşlarla da hala bağımız devam ediyor. Toplamda 20 firma gibi düşünülebilir. Onların Kesinlikle. Çalıştığı kurumlarla görüşüldüğünde bu sayı daha da artıyor. Mezun ağı da oluşuyor yani yavaş yavaş. Kesinlikle beraber bir şey yapmalarını da teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü büyük bir sinerji doğuyor. Online olduğunda Covid'de biraz zorlanılsa da orada da başarılı sonuçlar çıktı. Bu yıl mesela 9'a yakın bir POC, fikri gerçekleştirme çalışması yürütülüyor. Yani ben şu anda bahsedemeyeceğim bazı gizlilik nedenleriyle. Fakat çalıştıkları kurumlarla ürün çıkaracaklar bazı katılımcılar. Yani çok değişik noktalara geldi. Hiç bunları belki ilk başlarda düşünmüyorduk ama şu an geldiğinde artık ilave ne yapabiliriz diye önümüze bakıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Çok çok teşekkürler Onur. Nilhan, dilersen sana dönelim biraz. Sonuçta 2019 dedin değil mi? Kumpara'nın faaliyet gösterdiği yılı. 2017'de başladık ama tabii başta bir Ar-Ge inovasyon sürecimiz oldu. 2019 gibi aslında pazarda tam yerimizi aldık diyeyim. Biraz yani Türkiye'de ve belki de faaliyet göstermek ki açılım planlıyor olabilirsiniz. Biraz rekabeti nasıl görüyorsunuz? Tabii şimdi şeyi de düşünüyorum. Yani tüketicilerin bir hani online alışveriş trendi var. Kesinlikle tabii ki burası büyüyor. Şimdi şeyi düşünüyorum, online alışveriş arttıkça fiş dediğimiz, fatura dediğimiz unsurlar da dijitale dönüyor. Hani mesela şu an şeyi düşünüyorum, bunu bir risk olarak görüyor musun ama burada çözümleriniz de var mı? Biraz rekabeti nasıl görüyorsunuz? Kafanızda neler var? Global açılım yolunda neler hayal ediyorsunuz? Yaşadığınız challenge'lar ne girişimci olarak? Bunu dinlemek isteriz. Vaktimiz de var bu arada. Rahat olabilirsiniz. Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Teşekkürler. Challenge olmaz olur mu? Challenge sürekli var. Her şey değişiyor. Pandemi bir challenge'dı. Pandeminin bitişi başka bir challenge'dı. Pandeminin kendi içinde küçük küçük başkalaşmalar yaşandı vesaire. Dolayısıyla sürekli challenge var.
Dediğin doğru. Yani şöyle, bizim bir ana roadmap'imiz, stratejimiz var. Ama girişim nedir, startup nedir? Esnektir ve fırsatları görüp o fırsata göre şekil alabilir. O challenge'ın da üstünden geçebilir. Ama yani bu şekilde var olabilir. Bugüne kadar da biz bunu yaptık aslında. Birçok, az önce söyledim, uygulamanın ismi bile Kumpara. O para birimi hep vardı ama bugüne kadar bir şekilde bekledik. Çünkü orada bir olgunluğa erişmemiz gerekiyordu. Hem içerideki kullanıcı olarak hem kullanım kapabiliteleri vesairesi olarak. Dolayısıyla bu esnekliği sürekli gösteriyoruz. Alışveriş, evet, online dijitalleşme tabii ki var bütün dünyada ama pandemideki o online'a akışın bounce edip geri döndüğünü görüyoruz. Bu Amerika'daki işte büyüklerin büyük kayıplarının oradaki beklentilerin gerçekleşmemesi yüzünden olduğunu görüyoruz. Yani o offline'dan fizik, çünkü orada başka sosyolojik durumlar da var. Onun tamamen ortadan kalkmasının olamayacağı da bir tespit edilmiş o durumda. Ama tabii ki teknoloji gelişiyor. Tabii ki teknolojiye biz de sürekli uyum sağlıyoruz aslında. O fiş, evet, onunla ilgili başka çözümlerimiz var şu anda pipeline'da gelen. Onun yanına alternatif şu anda bile devrede onlar. Daha da önemlisi, farklı coğrafyalarda farklı ihtiyaçlar olacağının da farkındayız. Biz bu önümüzdeki ay itibariyle, yani bu sene sonlanmadan Avrupa ve Azerbaycan'a açıyoruz uygulamamızı. Yani önümüzdeki ay bunun lansmanını yapıyor olacağız. Şöyle bir avantajımız var. Burada beraber çalıştığımız müşterilerimiz, markalar içerisinde büyük uluslararası firmalar olduğu için onlara burada yarattığımız başarı hikayeleri onların bizi yurt dışı ekiplerine refere etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla büyük, şimdi isimlerini vermeyeyim ama bu arada bu, bizim için sakınca yok, yani senin için bir sakıncası yok, isim verebilirsin, sana bırakıyorum. Neyse yani, sonraya bırakalım onları. Tamam. Onlarla dedi, ilk etapta Almanya, Hollanda, öbür tarafta da, doğu tarafımızda da Azerbaycan'la da aktivite yapmaya başlıyoruz. Farklı coğrafyalara gittikçe de işte bu işbirlikleri önem kazanmaya başlıyor. Onur'un da, Hüseyin'in de söylediği gibi bir ekosisteme girince siz aslında böyle farklı açılardan bakan kişilerle de bir arada olunca sürekli olarak fırsat refleksiniz, kaslarınız çalışıyor. O fırsatı daha net görebiliyorsunuz. Dolayısıyla her girdiğimiz pazarda da bu şekilde ivmeleniyor diye söyleyeyim. Yani Hüseyin güzel söyledi orada. Orada onun yaptığı bir şey bizim kendi yaptığımız bu tarafta. İşte biz burada bir ticari pazarlama, dijital pazarlama bütçesi var buradan pay aldığımız. Bunu bir yandan da işte bu ödeme aşamasına nasıl taşırız, o bütçeyi nasıl kullandırırız vesaire gibi konulara gidiyor aklımız. Dolayısıyla dediğim gibi sürekli olarak bu fırsatı görüp ona göre şekil almaya çalışıyoruz. Nilam, orada sözünü kestim gibi ama sen devam edersin. Estağfurullah. Şeyi merak ediyorum. Ya biraz isim verme tabii ki markalardan ama ya use case mesela, hani mesela o şirketin başarılı olduğu ya da başarılı gördüğü o kampanyayı, orada sizin biraz değer önerinizi de daha da net bizi izleyenlere aktarmak adına. Mesela nasıl bir use case'den bahsediyoruz? Birkaç use case aktarma şansın var mı? Tabii birkaç tane aktarabilirim. Aslında çok net bir şekilde konumlayabiliyorlar bizi. Nedir? Örneğin sadakat için. Yani tüketim markası, o sadakati ödüllendirmek. Bebek maması markası diyelim ki. Düzenli olarak. Örnek üstünden. Aynen. Bebek maması düzenli olarak satış yapıyor ama geçirgenlik de fazla, kategori geçirgenliği de fazla. Kumparayla kampanya yapmadan önceki kategori içerisinde, sonuçta şöyle düşünün, biz bütün fiş bilgisini alıyoruz ve sadece o markanın değil bütün sepetteki alışverişi görebiliyoruz. Dolayısıyla aynen, o markanın penetrasyonu, yanında ne alınmış, bir sonraki ay alınmaya devam ediyor mu, bunların hepsine hakimiz. Kumparayla kampanya yapmadan önceki penetrasyonu, kategori içerisindeki rakiple karşılığı, bu yaşadığımız ekonomik sıkıntıda white label'lara geçiş, mesela markasız ürünlerden alışverişi takip ediyoruz. Dolayısıyla düzenli olarak oradaki hızlanmaları takip edip bir kampanya önerisiyle markaya gidiyoruz. Diyoruz ki sen şöyle bir grubu kaybediyorsun. Gidebiliyorsunuz. Aynen öyle.
Aynen, birden fazla kez oluyor. Senin burada rakibe ya da white label'a kaybettiğin şöyle bir grup var. Bunlara şöyle bir kampanya yapabilirsin. Ya da sepette sen buradasın ama bak bebekten değil de atıştırmalıktan örnek vereyim. Atıştırmalıkta sen şuradasın ama bu kişiler, bu grubun aslında atıştırmalığa harcadığı pay bu. Bunu yükseltmek için seni şurada ödüllendirelim gibi kezlerle gidiyoruz. Ama çok çoğu zaman da marka bize geliyor. Yeni bir ürün lansmanı olabilir, dediğim gibi sadakat ödüllendirmesi olabilir. Bununla ilgili birlikte kampanyayı kurguluyoruz ve şunu ölçüyoruz. Bir, o esnada, yani o promosyon esnasında nasıl bir etki yaratmışız? İki, promosyon bittikten sonraki takip eden dönemde de o lift ne Davranış. kadar devam ediyor? Evet, çok zor yani, özellikle hızlı tüketim tarafında sadakat neredeyse olmadığı için, onu koruması çok zor olduğu için Doğru. düzenli olarak aslında az önce söylediğim gibi anla ne yapmış, alışveriş için ne alıyor ne almıyor, buna bir respons ver, bir cevap ver, üzerinden bu döngüyü düzenli olarak sürdürmesini sağlıyoruz. Ödül platformuz dedim. Paradan daha güzel bir ödül mü var? İşte o noktada da cüzdana geçiş yapıyoruz. Nilhan, aslında sizi biraz da isim verebilirim bizim için orada da dostlarımıza. Yani bir Nielsen gibi, bir Ipsos gibi aslında bir araştırma şirketisiniz ama tek farkınız yani siz diyorsunuz ki biz bunu bir de enable edebiliriz. Yani aksiyona burada bizim platformumuz üstünde geçebiliriz. Tabii ki onların ölçekleri ve verdikleri hizmetler farklı şimdi hani. Tabii. Elmayla da elmayı kıyaslamak lazım ama hani sizin de elinizde çok ciddi bir data içgörü var. Herhalde ekipte de buna yönelik fokus olan, buna yönelik dedike uzman arkadaşlar olsa gerek diye düşünüyorum. Yani tek işi bu olan. Doğru. Aynen öyle. Şimdi onların yaptığı iş daha yani büyük kapsamlı bir iş. Onlar veriyi kullanıyorlar. Ben genelde veri de demem zaten böyle konuşmalarda. Çünkü bizimki aslında bir içgörü hakikaten. Yani o grubu ama gerçek alışverişçi. Yani raftan gerçek bir anket değil vesaire, o tip Kesinlikle. özelliklerimiz de var ama gerçek veri bir Yapılmış bir veriden, şey. Yani bir niyet aynen falan öyle. değil yani. Aynen, bir insight veriyoruz aslında. Diyoruz ki senin işte kadın ev hanımları, tüketicilerin, alışverişçilerin. Bu arada tüketiciyle alışverişçi de iki farklı kavram. Tüketen alan olmuyor. Onu da Farklı çok olabilir net tabii ki. gördük. Dolayısıyla ona göre de öneriler sunuyoruz. Senin alışveriş için şu saatte bak, işte hafta sonu değil cuma günü gidiyor. İşte erkek şeyi, ürünü satıyorsun ama şu kadar bir kadın seni gidiyor raftan satın alıyor gibi bir içgörü veriyoruz. Dolayısıyla bahsettiğin işte şirketler ölçeğinde tabii bir veri kullanımı ya da sağlamasını yapmıyoruz ama bu içgörüyü aldıktan sonra söylediğimiz gibi bunu promosyon mekanizmasıyla birleştirdiğimiz için işte tekrarlı olarak markaya fayda yaratabiliyoruz. Dolayısıyla her seferinde iterasyonla daha ileriye, daha o alışveriş davranışını yönlendirecek bir kurgu yaratabilmesini sağlıyoruz. Nilhan, ben hani Hüseyin'e döneceğim. Çok hani şey yapmayayım ama biraz aslında iyi oluyor böylece sizin girişimi daha iyi anlamak açısından. Sizdeki veriler sayesinde medya planlamasını bile belki planlarken bazı şeyleri dikkate alabilirler diye düşünüyorum. Yani sonuçta şimdi bizim Unilever de burada sponsorlarımızdan biri. Sonuçta onlar direkt tüketiciye sadece kendi kanalları üstünden dokunabiliyorlar. Perakende üstünden satış yaptıkları için tabii ki onların anlaşmalı bir takım veriler KVKK kapsamında vesaire tabii ki de legal olarak alıyorlardır ama sizdeki o veriyi de farklı amaçlarla da kullanabilirler. Bunu demek istiyorum yani. Doğru, veri konusu zaten biliyorsun hem çok kritik hem önemli hem dokunulmaz riskli bir konu. Bizim için de öyle. Çok ciddi bir şekilde mesela bu bile yurt dışına adım atarken çok önemli bir mevzuydu bizim için. Çünkü farklı ülkeler var, işte GDPR'lar vesaire. Dediğin doğru. Gerçekten yani yapılan iletişim, pazarlama faaliyeti satın almaya ne kadar, yani realde bir awareness ayrı bir konu Oluyor. ama satın almaya ne kadar etkisi Ya da oluyor da alışveriş saatleri. Yani bu arada aynen bizim öyle. kastettiğimiz burada biraz daha kişisel veri değil, anonimleştirilmiş, birleştirilmiş bir veri. Yani Tabii kategorideki analiz davranışlar.
Kişisel veriyi zaten hiçbir şekilde paylaşmıyoruz ki markalar da bunun farkında zaten. Onlar da hiç riskli bir adım atmıyorlar. Ama analiz edilmiş, evet dediğim gibi o grupları, tüketim gruplarını analiz ederek aslında onlara aksiyon alma fırsatı sağlıyoruz. Fırsatı. Aynen. Çok çok teşekkürler. Onur, bu noktada bu konuştuklarımız çerçevesinde senin bir ekleyeceğin var mı kumpara ile ilgili, yoksa ben Hüseyin'e sorumu yönelteyim mi? Senin bir yorumun olur mu? Sessizdesin şu an Onur galiba. Sesim gelmiyor. Şunu söyleyebilirim, yani bizim programı aldığımız program katılımcılarıyla beraber geçirdiğimiz zamanda şunu gördük. Türkiye'den çıkan fintechlerin bakış açısı dünyayı kavramıştır. Yani GDPR dediğimiz şey KVKK. Yani doğuştan, by default derler ya, doğuştan ürünler bunlara hazır vaziyette üretiliyor. O bakış açısıyla ben bu ürünü Türkiye'de çalıştığım kurumların benden istediklerine göre tasarlayayım. Ama bir ileri adımda bunu dünya pazarına çıkardığımda acaba gerekçeler ne, benden neler istenecek, isterler nedir? İşte oradaki beklenti, requirements'a göre de kendi ürünümü hazır hale getireyim bakış açısıyla tasarlıyorlar. Hem Kumpara'da hem Monopayments'da biz bunu gördük. Hı-hı. Bunu anlatacaktık. Anlatmaya dahi gerek kalmadı. Keza Yancep, Enovalut, Alternatif aynı şekilde kendilerini dünya pazarlarına açacaklarını bilerek o altyapıyla ürün mimarisini daha oluştururken, yani sonuçta bir finansal teknik ürün ve veya çözüm, onu oluştururken bunu gözeterek yol alıyorlar. Bu çok sevindirici. Bizim eğitim sistemimizde genellikle işi görecek şekilde yamalarla ilerlenir ama bu arkadaşlarımız bir üzerine kendilerinin de bilgi, görüş ve vizyonlarını katarak dünya pazarında çalışacak ürünler geliştiriyorlar. Bu çok sevindirici. Keza Hüseyin de bahseder. Çok teşekkürler Onur. Ben Hüseyin'e döneyim müsaadenizle. Hüseyin, sen sohbetin başında da bahsettin, seninle özel konuşurken de bu konulara değindin. Geçenlerde Web Summit'teydin değil mi galiba? Evet, Web Summit'te. Nasıl, yani orada yoğun muydu ilgi size? Biraz sen farklı yurt dışından oyuncularla görüştüğünüzden bahsettin. Tabii. Bankalardan, finansal kurumlardan. Aynen. Tabii dünyada seninle de sohbetimizde hani konuştuk. Open fintech, yani open finans, açık finans, açık bankacılık, bunlar Türkiye'de de dünyada da hani çok konuşuluyor, bunun altyapısı, regülasyonları zaten oluşturuluyor. Aslında bu sizin için bir fırsattır diye tahmin ediyorum, fırsat olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Ben sözü sana bırakmak istiyorum, rekabeti nasıl görüyorsun, sunduğunuz hizmetler çerçevesinde neler yapmak istiyorsunuz? Hangi ülkeler var hedefinizde? Ben sözü sana bırakayım. Aslında ilk söze şöyle girmek istiyorum. Biz Türkiye'de bazı konularla erken böyle karşılaştığımız için bağışıklığımız çok yüksek oluyor. Hani Nilhan için yurt dışında açılacağı ülkeler çocuk oyuncağı gibi gelecektir diye düşünüyorum. Hatta hani onun sayesinde biz de şunu düşünüyoruz. Hani Türkiye'deki bankacılık sistemi gayet güçlü bir bankacılık sistemi. Yurt dışından görüştüğümüz bütün müşterilerimizle veya müşteri adaylarımızla veya partnerlerimizle hepsi aslında çok süper, böyle kuralların şey olduğu, daha net, daha uzun zamandır geçen olan şeylerin yanında bankacılık sisteminde non-banking olan, işte underbanking olan kişilerin bazı yaşadığı sorunlardan bahsediyor. Siz onu dinlerken ya biz bunu 5 sene önce çözmüştük diyorsunuz. Hani 5 senedir onun çeşitli senaryolarını dinlemiş oluyorsunuz. Yani dijital slip konusunu siz söylediniz mesela. Nilhan zaten onunla ilgili pipeline'de bir ürünümüz var dedi. Yani düşünün, hani biz yurt dışında konuştuğumuz birçok partnerimiz işte biz işte merchant'a onboard ederken şöyle sorunlar yaşıyoruz falan diye konuşuyor. Ya biz KYB'yi çözeli 2 seneden fazla olmuştur. Yani bu işin dijitalleştirilmesini konuşuyoruz mesela. E-imza gibi, mobil imza gibi böyle hikayelerin aslında biz senelerdir içerisindeyiz. Ki hani dijitalleşen, daha çok dijitalleşen bir hani halkın içerisinde bulunuyoruz. Türkiye o yüzden birçok şeyi daha hızlı adapte olan vatandaşların olduğu, segmentasyonların olduğu bir ülke. Ona baktığınız zaman yani yurt dışında bazı işler çok kolay oluyor gerçekten. Bizim için kolay oluyor. Belki hani hala o ülkede kalanlar için daha güzel bir fanus içindeyken bizim burası yani
Mortal Kombat'ın oynandığı bir yer. Yani hani hepimiz burada müthiş savaşçılar halinde oluyoruz. O yüzden Web Summit'te bizim standa gelen yabancı işte olsun, hani farklı farklı business'larda olan, farklı farklı ülkelerde yaşayan, farklı global markalarda hani görev alan insanlar bir şey sorduğunda evet onun yapıldı. İşte bakın ekranda siz bunu görüyorsunuz. Hatta onunla ilgili şöyle bir use case var. Siz onu hiç düşünmüş müydünüz diye sorduğumuzda oldukça şaşırıyorlar. Yani bizi de tabii çok şaşırtan şeyler oldu. Hani farklı farklı business'lar getirenler oldu. Dijital kripto bank kurmak isteyen bir kişi geldi. Yani bizim Web3 tarafındaki yaptıklarımızı görmek istedi. Ardından işte bir tane ufak daha iyi olsa bir şey yaptık. Hani bir demo yapmış olduk. Ondan sonra direkt şeye geçtik yani. Hani procurement sürecine geçtik. Yani bu da bizi acayip derecede mutlu ediyor. Çünkü elimizdeki ürünün sanki Türkiye ekosisteminde işte normal ortalarda veya birazcık daha yukarıda olduğunu düşündüğümüz bir şey, aslında yurt dışında çok daha yüksek bir talep gören, çok daha aslında iş çözen bir halde olduğunu görüyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tam dediğin konular aslında. Hani open banking diye konuşuyoruz değil mi? Şu an Türkiye'de birazcık daha gerideyiz belki bu konuda. Henüz regülasyonun belki draftı çıktı. Hani BKM tarafında, Merkez Bankası'nda güzel çalışmalar var. Ancak bunun çok ilerisinde olan ülkeler var. Hatta open finance veya işte open data dediğimiz kavramların hepsini çözen, hepsini üzerinde ilerlemiş gruplar da var, ülkeler de var. Bu ülkelerde biz çalışmaya başladığımız zaman o zaman biz de bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Tabii doğru. Bu müthiş bir heyecan. Hani o tarafı da bize sağ olsun bize bayağı bir yer gösteriyor yani. Bu tek yönlü değil, çift yönlü yani. Sonuçta kesinlikle. Orada öğrendiğiniz, bir Brezilya'da kesinlikle. Öğrendiğiniz, farklı bir coğrafyada öğrendiğiniz şeyi de o ürününüze, tabii. servisinize katacaksınız. Ve Türkiye'ye onu da sunmuş tabii. olacaksınız. Tabii. Bu tabii. aslında Hüseyin, yani kullandığın için bence önemli sizin işinizle de ilgili. Open data deyince neyi anlamalı dinleyicilerimiz, neyi düşünmeliyiz? Şimdi açık bankacılıkta biz finansal verilerimizin sadece bankalardaki olan kısmını veya işte e-para kuruluşlarındaki olan kısmını böyle sorgulayabildiğimiz, işlemleri tetikleyebildiğimiz bir yapı olarak görüyoruz. Yurt dışında bu open finance dediklerinde sizin işte finansal puanınızın, bizim fintech skorları gibi olan şeylerle birlikte zenginleştirilmiş bir veri olaraktan bizle birlikte çalışmak isteyen kuruluşlara paylaştığımız bir altyapı olaraktan düşünün. Open data dediklerinde bu işi çok daha genişletiyorsunuz. İşte kaç çocuğunuz var? İşte çocuğunuz okuyor mu? Veya işte İstanbul'da A noktasından B noktasına hangi araçla gidiyorsunuz? Yani bu işler hep birazcık böyle datanın zenginleştirilmesi üzerine giden şeyler. Nilhan bahsederken işte aslında bir veriyi işleyip o veriden bir aslında içgörü oluşturduğunu söyledi. Yani biz eskiden herkese time is money derlerdi. Sonra network is money dedik. Sonra data is money dedik. Şimdi knowledge is money noktasındayız. Yani Nilhan'ın startup'ı resmen knowledge satan bir hale geliyor. Yani bize tam bu noktada o data kısmının aslında ne kadar zenginleştirilebileceğini öngörüp ona uygun yapılar kuran bir hani enabler pozisyonuna geliyoruz. O durumda siz şunu diyorsunuz. Ya open finance yapılacağı zaman aslında elimde şu dataları crosslayabileceğim. Hatta bunlardan anonim olaraktan oluşturulmuş modellerle, machine learning modelleriyle benim daha iyi içgörü yapabileceğim bir şeyler sunabilen kim var diye bakıyorsunuz. Ki hani bize soran oradaki yabancı hani katılımcıların çoğunun söylediği şeyler, yani sizde bir anomaly detection var mı? Ya bir prediction yapabiliyor musunuz? Yani sisteminizde böyle şeyler var mı? Hazır raporlama yapıları var mı? Veya işte BI tool'larını nasıl entegresiniz gibi sorular vardı. Ya bunları da o an ekranımızda ona gösterebildiğimiz için de çok mutlu olduk. Belki hani şu an çok az kişinin Nilhan gibi ileri görüştüğü hani girişimler az, hani ekosistemde inşallah bunlar daha çok olur. Ama ileri görüşlü kişiler için siz bir tool yapmışsanız ve bu tool'u belki zamanın ötesinde bir tool olaraktan sunduğunuzda siz şey hissetmiyorsunuz. Ya ben bir şey yaptım ama I have a dream mi oldu acaba? Hani diye düşündüğünüz noktada aslında I have a dream olmadığını, o kişilerin onu görmedikleri için böyle bir taleplerin olmadığını görüyorsunuz. Siz bu sefer gösterdiğiniz zaman çok mutlu oluyorlar. Yani bir BI tool'una entegre bir transaction monitoring sisteminin olduğu durumda siz şunu görebiliyorsunuz. Yarın yağmurlu olacak. İnsanlar işte dışarı çıkmayacaklar. O yüzden işte süper app'lerden işte daha çok sipariş geçecekler. O zaman ben bir kampanya patlatayım falan diyebilecekleri bir aslında yani bir mekanizma oluşturuyorsunuz. Ben bu mekanizmayı sağlatabildiğim anda bir girişimci, bir süper app olan kullanıcıya monopayımız olarak çok mutlu oluyoruz. İçeride yani eğleniyoruz. O kadar mutlu oluyoruz yani. Hüseyin orada yani temel şu an peki odağınızda yani
5-6 tane benim sitede gördüğüm böyle çözümler vardı. Hani ana böyle amiral gemileriniz hangisi? Ana yüklendiğiniz ürünler diyeyim. Bir de bankalar mı daha çok böyle görüştüğünüz yapılar, yoksa kumpara gibi fintech diyebileceğimiz şirketleri mi? Yani kimlerin daha çok kapısını çalıyorsunuz? Ya da işte demin kripto dedin, blockchain ve güç dedin vesaire. Hani biraz oradaki şeyiniz, iştahınız ne yönde? Ozan, inan burada bir şey sınır kalmadı. Yani ben, dünya artık dijital bir köy diye söylüyorlar ya. Yani ben bu fintech ekosisteminde herkes her şey olabilir diyorum artık. Yani bankalar e-para kuruluşu olmak istiyor. E-para kuruluşları dijital banka olmak istiyor. Yani kripto borsalar banka olmak istiyorlar. Yani Nilhan süper app olmak istiyor. Bu durumda bir sınır yok yani. Herkes herkesin ekosistemini kendi dikeyi ve kendi business'ı kapsamında girmek istiyor. Bu durumda aslında hani altyapı olarak bizim gibi white label bir enabler olduğunda bu inanılmaz işlerini kolaylaştırıyor. Yani şu an kapalı devre cüzdanla başlıyor olması, ileride onun dijital bankaya evrilmemesi veya bir süper app'e dönmemesi demek değil. Yani bu da sizin için büyük bir fırsat. Aynen. Yani bizde kripto borsa üzerine konuşmak isteyen de var. Dijital banka kurmuş ama kendisine bir tane süper app yapmak isteyen insanlar da var. Hatta çok komik bir şekilde söyleyeceğim. Benim yaptığım girişimlerden, yatırımlardan bir tanesi de yine hani bu şekilde. Not satan bir uygulama Super App'e dönmek istiyor. Yani burada aslında çok basit bir pazar yeri çalıştırıyorken Super App'e gelip kendi cüzdanını, kendi kartını işe etmek isteyen bir altyapı var. Siz burada onlara şu imkanı sağladığınız anda, yani sen Super App'e gitmek istiyorsun, kart issuing yapmak istiyorsun. Tamam, zaten bizde hazır var. Yani sadece kendi feature'ını switch et oradan. Başla bu işe dediğinizde. Yani düşünsenize girişimci için nasıl bir güzel bir ortam oluyor. Yani ben 30'dan fazla girişime yatırım yaptım bireysel olarak. Yani bunun hani enabler pozisyonunda olmak çok güzel bir şey. Yani sadece VC gibi veya bir işte smart money olaraktan gelmektense bir teknoloji provider olaraktan siz sağladığınız zaman, yani sen istediğin scale'e ulaş. Yani istersen 10 kişiye hizmet ver, istersen 1 milyon kişiye hizmet ver. Ben senin teknik tarafını, her şeyi sağlayacağım dediğinizde, karşınızda dijital banka veya gerçekten normal konvansiyonel bir bankanın olması veya bir startup'ın olması bir şey değiştirmiyor bizim için. Çok teşekkürler. Bu arada bir 7-8 dakikamız var. Hani sohbeti de ilerleyen dakikalarda birlikte kapatırız. Arkada da İbay'dan Musa'yı da görüyorum. Berk'in de söylemişti, o dedi ki ben dedi 3'te bağlanacağım, toplantım biter bitmez. Bu arada ikinci oturumda da ben konuşmacılarımıza bilgi vereyim, biraz daha yatırım ve girişimcilik ekosistemine konuşacağız, odaklanacağız. Burada Onur, Nilhan, Hüseyin'in söyledikleriyle ilgili bir yorumunuz olur mu? Yoksa ben başka birkaç sorum olacak ama hani... Vallahi ben bir yorumda bulunmak istiyorum. Okay. Şimdi biz her ne kadar kendi vize olarak çalıştığımız kurumlarla fintechleri bir araya getiriyor olsak da, fintechlerin yakıtı ister istemez girişim sermayesi. Yani özellikle erken seviyede yatırım turlarına girip burada girişimleri desteklemek isteyen firmalar daha sonra yüksek getirilerle exit yaptıklarında, çıkış yaptıklarında kendilerinin de sonuçta hesap verdiği veya paralarını yönettiği paydaşlara mutluluk veriyorlar. Yani şimdi bu çok önemli. Birazdan Berkin olsun, Musa olsun değinecekler bu konuya. Tam da bağlayıcı esasında. Biz birazcık vize tarafından, fintechler tarafından konuyu açtık. Sen de çok iyi kurguyla çok teşekkürler Onur. Girişim sermayesini getiriyorsun. Herhalde bu iyi bir birliktelik olacak. Konuyu tam olarak 360 derece kapsama alanına alacaksın. Evet, kesinlikle. Hazır aslında biraz yatırım tarafı açılmışken ve aslında burada kumpara ve monopayments'ı konuşurken, biraz Nilhan sana hani söz verelim. Sizin hani şu an ekip yapısı nasıl? Kaç kişilik bir ekip var? Visa inovasyon programında hani farklı eğitim süreçlerinden geçildi. Belki orada hani sizin için ilham verici, çok ilham verici bulduğunuz noktalar neydi? Biraz belki buraları, sizin tarafları biraz konuşabiliriz istersen. Sonra Hüseyin'in hani bu noktada, Hüseyin de global açılım yolunda ilerliyor. Biraz ekip yapısını da merak etmiyor değilim yani. Ben sözü sana bırakayım Nilhan. Teşekkürler tekrar.
Evet, yani bizim şu anda iki odağımız var zaten. Bir tanesi bu bugün şu anda burada konuştuğumuz bu cüzdan fonksiyonu, yani Türkiye için zaten bu içine girdiğimiz bu ödemesel çözümlerin içeriye entegre olması. İkincisi de yurt dışı. Bizim ilk denememiz değil. Daha önce biz Afrika'da, Kenya'da bir franchise gibi bir girişimle aslında bu denemeyi de yaptık. Orada bir uygulamamızın replikasını çıkarttık ve oradan şeyleri, neden Kenya? Tabii birincisi şey, dil avantajı. İkincisi uluslararası birçok markanın yer alıyor olması. Daha Orta Afrika için bir hub gibiydi. Dolayısıyla orada denedik aslında. Devam ediyoruz ama biraz daha farklıydı yani. Kumpara olarak değil, dediğim gibi replika bir uygulama olarak çıktık. Şimdi direkt kumpara olarak çıkacağız. İkinci odağımız da bu yurt dışı tarafı zaten. Dolayısıyla açılımı yaparken mümkün olduğunca hazır olmak istiyoruz diye söyleyebilirim. Ekibimiz, biz aslında iki kurucu ortağız. Buradan da Banu'ya selam söyleyeyim. Banu Ahıska. İki de kadın kurucu ortağız. O da nadir bulunan bir şeymiş girişim ekosisteminde. Biz de sonradan öğrendik Çok onu. nadir, çok. Ekip içerisinde az önce söylediğin gibi, yani bir teknik kısım, tekniğin haricinde bu arada bütün algoritmalar, işte kullandığımız OCR haricinde işte o machine learning'ler, analizler, kampanya algoritmalarının tamamını biz kendimiz geliştiriyoruz, uygulama vesaire de dahil. Onun haricinde veri tarafıyla ilgili bir ekibimiz var. Veriyi işleme, yine o konuya birazcık döndük ama sonradan geldi. Yani içeride o kalabalığın oluşmasını bekledik. O fiş kalabalığı, insan kalabalığı, o akış oluşmasından sonra, dolayısıyla pandemi tarafında biz oraya kafamızı iyice gömdük ve o tarafa biraz daha yatırım yaptık. İçeride ekibi birazcık daha büyüttük anlamında. Şu anda da dediğim gibi odamız tamamen yurt dışı olduğu için o yapılanma içerisindeyiz. Yani yurt dışı tarafıyla ilgili koordinasyonu götürecek. Her ne kadar dijital bir ürün olsak da, böyle bir oyun gibi de tamamen buradan düğmeye basıp orada açıyor da değiliz. Biraz böyle ama yani gidip orada da her ülkede bir facility olmasına da gerek yok. Böyle arada bir kumpara, böyle biraz ara bir state'te. Dolayısıyla yine Kesinlikle. de bu yurt dışı için o tarafı yapılandırma aşamasındayız. Onur'un dediği çok doğru. Biz bugüne kadar yatırım almamış bir, bu arada, girişimiz. İçeride hiçbir yatırım grubu yok, firması yok. Çünkü ikinci yılda Kendi öz sermayenizle, yani kendi kendimiz, sermayenizle. evet, melek yatırımcımız var ama o zaman fatura dahi kesmemiş bir noktadaydık. Onun saymazsak içeride yatırımcı yok. Çünkü ikinci yılından itibaren karlı bir şirket oldu Kumpara ve hep kendi karlılığıyla büyüdü büyüdü. Dolayısıyla biraz orada şeye, stratejik baktık açıkçası. Yani amacımız ne? Şu anda da amacımız yurt dışı. Şu noktada ama bizi, evet, yurt dışında enable edecek sadece finansal olarak değil, aynı zamanda o connectionlar anlamında vesaire bizi besleyebilecek bir yatırımcıya Smart money bakıyoruz ama. dedikleri. Evet, yani işin smart kısmı önemli. Dolayısıyla dediğim gibi, yani sadece money diye bakmıyoruz ama smart olmasına kıymet veriyoruz. Ya programda bu açıdan da fayda gördük bu arada. Biz de program böyle sadece işin teknik tarafı ve ortaklıklar değil, yatırımcılarla ilgili, yani özellikle yabancı yatırımcı görüşmeleri de olsun veya oradaki partnerlerle görüşmeler olsun. Yani biz mesela Almanya'da bir reward tarafıyla ilgili programın bundan 2 sene önceki mezunlarından bir tanesiyle çalışmaya başladık. Dolayısıyla bu program bize özellikle Avrupa açılımıyla ilgili de gerçekten doğru kaynaklara erişebilir hale getirdi. Yani büyüme aşamaya çalışıyorsunuz. Büyüme aşamanızda böyle çok spesifik bazı pain pointler oluyor doğal olarak. Onları da işte bu mentorship'lerle vesaire yönlendirmeye, yardımcı olmasını sağlıyor program size. Dolayısıyla yani bizim için ama en net fayda zaten bu, yani işin işbirliği kısmı haricinde yurt dışıyla ilgili ve yatırımcı ekosistemine erişimle ilgiliydi. Ben bu arada bir saatimiz de dolmak üzere. Musa'yı görüyorum. Demin bahsettiğim gibi Berk'in de bağlanacak az sonra. Dilerseniz
kapanışı yapmadan böyle son yorumlarınız var mı? Ben sonra Musa'yı da eklerim. Çok da teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Belki hani Hüseyin seninle başlayıp bilmiyorum Onur en son sen mi paylaşımda bulunmak istersin İlhan? Sonra Onur, sonra ben Musa'yı da eklerim yayına. Dilerseniz böyle bir tur kapanışta yorumlarınızı alabiliriz. Ben öncelikle kadın girişimcileri sonuna kadar desteklediğimi söyleyeyim. Hem bireysel olarak hem manol olarak biz her zaman yanındayız. Benim sosyal medyadan bana herhangi bir kadın girişimci finansla ilgili, fintechle ilgili veya girişimle ilgili, software as a service işlerle ilgili yazabilir. Destek olmaktan mutluluk duyarım. Bunu bir kenara koyalım. Diğer taraftan pandemi sonrasında herkes uzaktan çalışmaya başladı. Şirketlerin tamamında gerçekten uzaktan çalışma imkanının arttırılmasını ben önemsiyorum. Özellikle fintechlerde bunun yapılmasını istiyorum. Yurt dışında da gördüğümüz her yani büyük fintechseniz yüzlerce kişiyle çalışabilirsiniz. 20'den fazla olan kişinin ofisin olmaması gerektiğini hatta yani ben çok mutlu olurum. Yani Bahama Adaları'nda bir kişinin olması bizim development ekibinde veya Güney Afrika'da bir giriş şeyimizin olması, bir destek personelimizin olması veya çok uzak bir dünyada hiç görmediğim bir yerde bir insanla benim çalışıyor olmam benim acayip derece mutlu eden, motive eden bir şey. Mono'da biz bütün ekibimizin tamamı remote çalışıyor. Yani Discord sadece peki bizim. Peki var mı farklı ülkelerden Hüseyin kişiler yoksa şu an Türkiye'de? Var. Yani hani operasyon tarafındaki ekibimizde gerçekten farklı fantastik insanlar var. Yani fiziksel olaraktan 1,5 senedir hiç görmediğim insanlar var. Yani o yüzden umarım bütün ekosistemde bu olur. Bizim gelişmemizin, büyümemizin, farklı noktalara bakabilmemizin bence en büyük noktası. Yani farklı renkler ve farklı kültürler gerçekten çok değerli. Global firma olmak istiyorsak yani hepimiz bunu şey yapmamız gerekiyor. Yani buna odaklanmamız gerekiyor. Tekrardan Visa'ya ve Onur'a özellikle hani şahsına teşekkür ediyorum. Hani bu sistem yani bu oluşturulan ekosistemin içerisinde böyle destekleyici kurumların, böyle büyük kurumların olması gerçekten bizi farklı noktalara getiriyor. Bunu da yani Web Summit'e gittiğimde gerçekten Visa programında olmanın bize kattığı bir enerji, bir motivasyon var. Biz çok rahatlıkla şey diyoruz yani biz Visa inovasyon programına kabul edildik. Bizle birlikte çalışmak isterken bunu düşünmenizi tavsiye ederiz diyoruz. Ve yani hiç kimse Visa'dan sonrasını şey yapmıyor. Yani tekrardan bir bakmak istemiyor. Yani network is money. Orada gerçekten Visa bizim network'ümüz oldu yani. Hı hı. Çok teşekkürler Hüseyin. Sona doğru bir yayında bir problem oldu ama anlaşıldı hani ne dediklerin. Valla ben başını yakaladım Ozan. Bahamalar evet. Dedi. Uzaktan çalıştım. Oralardan. Ya bu bir ekip işi. Öncelikle Hüseyin'e, Nilhan'a çok teşekkürler. Ben ekibim olarak alıyorum bu teşekkürleri. Melih'e de bizim ekipten teşekkür ediyorum. Headquarters aynı şekilde. Çalıştığımız arkadaşlar. Sonuçta uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Hem vizyon olarak hem çıktılar olarak yani biz çok gurur duyuyoruz beraber çalıştığımız fintechlerle, startuplarla. Uzun yıllarda çalışmak istiyoruz. Böyle bir nokta koyabiliriz. Çok teşekkürler. Nilhan senin de son yorumunu hani kapanış öncesi birkaç cümle mesajını alabiliriz. Sonrasında da ben Musa'yı da ekleyeyim. Onu da beklettik. Sohbetimizi onunla başlarız. Herkese çok teşekkürler. Biz bu tip programları sürekli her startup aslında denk geliyor böyle programlara. İşte akseleratör programları vesaire vesaire ama doğru program ve size neyin faydalı olacağını bilerek girmek önemli. İşte biz bence güzel bir örneğiz bunun. Az önce dediğim gibi çünkü yeni değiliz ama yeni bir açılım içerisindeyiz. Dolayısıyla gerçekten doğru bir program içerisinde doğru partnerleri bulduğumuza inanıyoruz. Tekrar saymayacağım. Birçok aşıdan bize faydası oldu. Yani çok spesifik elle tutulur faydaları oldu. Bunun da devamlı olacağını umuyoruz. Yani biz uzun süre inşallah bundan birkaç ay sonra biz işte bu kartlarımızı vesairemizi de çıkarmış. Yurt dışında Almanya'da, İngiltere'de uygulamamız aktif ve oralardan da böyle cirolar yaratıyorken bir kere daha buluşur konuşuruz. Kezlerimizi anlatırız. Tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
Değerli dinleyicilerimiz, ilk oturumda 3 değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Kumpara'nın kurucu ortağı Nilhan Gür, Monopayments'ın kurucu ortağı genel müdürü Hüseyin Mert ve Visa Fintech İlişkileri Direktörü Onur Devran Çakır. Ben üçünüze de teşekkür ediyorum. Müsaadenizle Musa'yı da yayına ekleyeyim. Musa da EY Türkiye'de partner, özel sermaye fonları lideri. Musa, hoş geldin sohbetimize. Merhabalar Ozan. Senden önce iki değerli girişimci ve Visa'dan Onur vardı. Şimdi de biraz belirsiz zamanlarda yatırımcı girişimci olmak konusuna odaklanacağız. Berk'in de eminim ilerleyen dakikalarda bağlanır çünkü bana demişti. Ben o zaman Nilhan, Onur, Hüseyin sizlere çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Umarım ilerleyen dönemde tekrar haberleşiriz. Üçünüze de keyifli güzel bir gün diliyorum. Müsaadenizle sizlere veda edelim, yayından alalım. Ağzınıza sağlık, tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ağzınıza sağlık. Bay bay. Evet. Ben de backstage'de baştan sonuna kadar dinledim. Oldukça keyifli, bilgilendirici bir şey session oldu o zaman. Çok teşekkürler Musa. Bilerek de aslında biraz programı bu şekilde şekillendirdik. Sonuçta Visa'dan Onur ve iki tane değerli girişim vardı. Tabii ki de seninle ve Berk'in de eminim ilerleyen dakikalarda bağlanacaktır. Sizlerin de özellikle şu dönemde yatırımcı ve girişimci ekosistemini nasıl gördüğünüz, nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Dilersen başlayalım bir sohbete Musa. Senin EY'deki sorumluluk alanların neleri kaptıyor? Çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilirsen ben çok sevinirim. Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Tabii ki. Ozan, öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı tanıdığın için. Belki önce kendimden bahsetmek gerekirse 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mühendis olarak mezun olduktan sonra Big Four'da başladım. Sonrasında 4 yıl orada çalıştıktan sonra bir private equity fona, yani özel sermaye fonuna, Meditera Capital'a geçtim. 2 sene orada yatırım ekibinin parçası olarak çalıştım. Ben fondayken logo yazılım, Netsis, mikro ödeme, TriPay, Arzum gibi yatırımlar yapıldı. Sonrasında 2 yıl orada yatırım ekibinde çalıştıktan sonra Silikon Vadisi'ne gittim. 3 sene yine orada başka bir Big Four'da M&A tarafında proje müdürü olarak yaklaşık 30 tane projeye çalıştım. Ağırlıklı olarak özel sermaye fonları ve stratejik yatırımcılara çalıştım. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Şimdi EY'da EY Türkiye'nin kurumsal finansman departmanının sorumlu ortağı olarak çalışıyorum. EY Türkiye olarak yaklaşık 2000 çalışanımız var Türkiye'de farklı ofislerde. Kurumsal finansman tarafında ise yaklaşık 100 kişilik bir çalışanımız var. Kurumsal finansman tarafında uçtan uca şirket birleşme satın alma hizmetleri, değerleme, modelleme, proje finansmanı gibi hizmetleri veriyoruz 100 kişilik ekiple. Benim olduğum departman ve benim ekibim ise alt tarafta yaklaşık 35 kişilik bir ekibimiz var. Ve genellikle alıcı ya da satıcı taraf için finansal özel inceleme, ece tabiriyle financial due diligence hizmeti veriyoruz. Yılda ortalama yaklaşık 100 kadar projeye dokunuyoruz. Ve ağırlıklı olarak bizim müşteriler %55'i, %60'ı yaklaşık yabancı yatırımcılar. Amerika'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Asya Pasifik'ten vesaireden her yerden gelen yatırımcılar var. Ayrıca Türkiye'de de hem private equity tarafında hem VC tarafında hem de holdingler tarafında önemli bir müşteri portföyümüz var. Deyip ilk kısmı belki şey yapabilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Musa. Musa, LinkedIn'den de görüyorum tabii ki senin de bahsettiğin gibi çok farklı projelerde görev alıyorsunuz. Ya alıcı ya da satıcı tarafında. Biraz bunu Berk'ine de soracaktım ama bağlanmadı. Hani onu da muhakkak yönlendireceğim. Bu arada senin mikrofonundan mı bir ses geliyor gibi ama bilmiyorum. Hafif böyle bir şu an
Şu an daha iyi gibi oldu sanki. Tamam. Demin böyle bir cızırdama geliyordu. Bu arada Berk'in de bağlandı. Berk'in nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Ozan. Kusura bakmayın biraz geciktiğim için. Sana uyarı vermiştim belki az gecikirim diye sözümü. Yok yok, ben buna hazırlıklıydım Berk'in. Musa ile böyle bir giriş yaptık. Musa biraz kendi ekibini, EY'daki yapıyı, neler yaptıklarını çok kısa bahsetti. Tam zamanında geldin. Dilersen sana dönelim. Ve tabii ki de seni de tanıttık bu arada ama ben yine de söyleyeyim. Değerli dinleyicilerimiz, Berk'in Toktaş, Revo Capital'in kurucu ortağı. Berk'ini de bu arada, Berk'in seni yıllar önce Koç Üniversitesi'nin Kuluçka Merkezi'nde, herhalde 2015-2016 yılıydı. Orada fiziksel bir sohbetimizi ağırlamıştık. Aradan tabii uzun bir zaman geçti. Seni ağırlamak mutluluk verici. Dilersen biraz 2022'nin Revo Capital için nasıl geçtiğine odaklanalım. Hani nasıl geçiyor? Ajandanızda ne gibi konular var? Exit ettiğiniz şirketler oldu mu? Çünkü bunlar parça parça haberler olarak çıkabiliyor. Senden bir toplu bilgi almakta fayda var. Hangi şirketlere 2022'de yatırım yaptınız? Böyle biraz üst üste gibi oldu ama Musa merak etme, sana da döneceğiz. Sana da uzun ve derin sorularımız olacak. Berk'in neler paylaşmak istersin? Ozan teşekkürler. Bu arada gerçekten o kadar zaman olmuş. Yeniden beni ağırladığın için. Musa sana da selamlar. Ve gecikme için yeniden özür dilerim. Revo bahsetmişsin anladığım kadarıyla. Kısaca 2022 bizim için nasıl gidiyor? Biz 2020'de ikinci fonumuzu kurmuştuk. Bu sene de oradan yatırım yapmaya devam ediyoruz. O ikinci fon 90 milyon euro büyüklüğünde bir fon. Talep fazlasıyla 2020-2021'de kapanışlarını yapmıştık. Oradan da bizim Series A dediğimiz tarz yatırımlara bakmaya devam ediyoruz. Yani bunlar bir şekilde artık gelir yaratmaya başlamış, büyüme aşamasına geçmek için yatırımı destek arayan aşama. Biz de 1 ila 5 milyon euroluk yatırımlarla yalnız başına olmadığımız, başka yatırımcılarla bir araya geldiğimiz, hatta bazen başka yatırımcıları bizim getirdiğimiz yıllar yapmaya çalışıyoruz. 2022 deyince tabii o yıl biraz daha, yani bu içinde bulunduğumuz yıl biraz daha engebeli gidiyor. Piyasalar açısından. Piyasaların onu zaten ayrıca konuşacağız diye biliyorum ama piyasaların yarattığı durumdan dolayı doğru yatırım turunu bulmak birazcık daha zor olabiliyor. Ama biz Türkiye ve Doğu Avrupa'da yatırımlar yapıyoruz. Yani gerek Türkiye gerek Doğu Avrupa'daki girişimde belki kaç tane yaptınız yatırım? Bu sene 2 3 4 6 tane yeni yatırım bu sene içini tamamladık. Exit geçen sene de 5 yapmıştık. Oldu. Birkaç tane. İlk fondaki şirketlerimiz tabii daha çok exit noktasına gelmiş durumda. İlk fondan ya şöyle bir şey oldu. Bu Covid'in birkaç ayını geçersek tabii gerisinde piyasada, bizim piyasamızda yarattığı çok ciddi bir şey var. Akışkanlık vardı. Hem değerlemeler yükseldi, hem yatırımlar çoğaldı, hem exitler çoğaldı. Biz bugüne kadar ilk fonda 20 yatırımın 12'sini sattık. Yani bu VC'lerde bu arada genelde böyle rakamlar konuşulmaz. Bu 12'nin de 9'unu Covid zamanında yaptık. Yani Covid'in öyle bir, yani Covid'in yarattığı yeni dijital dünyanın... %75'ini Covid zamanı sattınız yani. 12 yatırımı. Evet. Yani işte bu 12'nin de herhalde 3-4 tanesi bu yıla sarktı. Ama bunların çoğunun tohumu, yani exit sürecinin tohumu 2021'de atılmıştır. Bu sene tamamlanmıştır. Bu senede 6 yatırım yaptınız. Musa demin kendi tarafından bahsetti. Ben aslında doğal olarak biraz daha derinleştirelim sohbeti. İkinize dönmek istiyorum. Hatta Berk'in burada seninle başlarız. Sonra hani Musa'nın da yorumlarını alırız. Malum dünyada artan bir enflasyon var. İşte faiz oranları kimi ülkelerde yükseliyor. Tedarik zincirinde farklı nedenlerle kırılmalar var.
Bu nasıl etkiliyor yatırım ve girişimcilik ekosistemini? Aslında Musa, senin tarafla da ilgili tabii ki satın alma ve birleşmeleri. Dilersen Berkin seninle başlayalım, sonra Musa'nın da değerli yorumlarıyla ilerleyelim. Tabii ki bizde, yani bunu hep böyle makro kurallara göre bakmak lazım. Bu faizin, yani bizim risksiz dediğimiz getirinin yükselmesi riskli getirilerin eşiğini değiştirdiğinden para işte bu teknoloji hisselerine ya da işte VC'lerin yatırım yaptığı erken aşama şirketlere bakmak yerine daha risksiz tarafa yönlenmesi hızlanıyor. Bir de böyle hani biliyorsunuzdur belki, bu Batı'da çok fazla algoritmik trading olduğu için, yani normalde belki bir olabilecek bir etki bir anda 5 olabiliyor. Öyle olunca her bu faiz artışı parayı biraz o şeyden kaydırdı. Yani daha hisse senetlerinden ve şeyden bonolara falan kaydırdı. Bu değerlemelere çok ciddi bir etki yarattı. Hani biz onun etkisini çok net hissediyoruz. Ha, şu oldu, mesela VC fonlarına giren para azalmadı. Çünkü VC fonları 10 yıllık yapılar en az. Öyle olduğu için bu makroekonomik cycle'lardan, yani onları zaten geçsin diye kurulmuş düzenler olduğu için VC fonlarına para gelmeye devam etti, ama bu şirketlerin kısa vadede alabildiği para ve değerlemeleri çok etkilendi. Yani bu piyasada hep bize tabii şey oluyor, bir yani kumda bir çizgi oluyor. Biz de yeni yaptığımız şeylerde, yatırımlarda hep benchmarklarımızı ona göre alıyoruz. Deyip Musa, sen neler söylemek istersin? Senin yorumların, gözlemlerin nedir? Berk'in dediklerine paralel olacak. İşte 2021 yılı rekor bir yıldı. Hem Türkiye anlamında hem de globalde. Globalde ilk defa şirket birleşme, satın alma toplamı 5 trilyon doları aştı. Tarihte ilk kez 5 trilyon dolar seviyesinin üzerine geldi. Daha önceki ikinci yüksek seviye ise 2007 yılıydı. 2007'den sonra bildiğiniz gibi 2008 krizi oldu. Şimdi 2022'de de benzer şekilde dünyada benzer resesyon, finansal kriz vesaire konular konuşulmaya başlandı. O da haliyle şirket birleşme satın alma adetlerini ve toplam tutarı aşağıya doğru çekiyor. 2021'deki toplam büyüme 2020'ye göre %60'lık bir büyüme vardı. Şimdi 2022 ilk 8-9 aya bakınca da 2021 yaklaşık böyle %30-35 altında gibi görünüyor. Ama COVID öncesi döneme ile 2022'yi karşılaştırdığımız zaman aşağı yukarı aslında benzer seviyelerde ilerliyor diyebiliriz. M&A bir şirket birleşme satın alma taraflarında. Türkiye özelliğine olursak, bizim finansal due diligence tarafında oldukça yoğun bir mesaimiz var. O ekip neredeyse sold out. Benzer şekilde rakiplerden de benzer yorumları duyuyorum. Diyeceksiniz ki o kadar due diligence yapılıyor ama deal'lar o kadar kapanmıyor. Yani Türkiye'de bir şey var, potansiyel var, fırsat var. Hem yabancı yatırımcı hem yerli yatırımcı fırsatlara bakıyor. Ama Türkiye'deki finansal muhasebe, enflasyon muhasebesinin olmaması, işte belirsizlikler vesaire diye bu işlem süreleri oldukça uzamış durumda. Ve ayrıca şey de diyebilirim, yani eskiden örneğin işte term sheet ya da non-binding offer sonrası due diligence'a girdiğimiz zaman işlemlerin örneğin 1/3 ya da yarısı olumlu şekilde sonuçlanıyorsa, buradaki oranlar da biraz daha, yani böyle 1/5-1/6 seviyelere gelmiş diyebilirim. Yani daha çok onun da belirsizlikler, finansal muhasebe vesaire. Aha. Onun da nedenlerini biraz daha derinlemesine konuşuruz ilerleyen dakikalarda diye düşünüyorum. Burada şeyi sorayım. Yani Berkin, sen dedin ya, değerlemeler düştü. Değerlemeler düşünce tabii yatırım yapmak istese bile bir şirket, oraya mevcut yatırımcılar ve girişimciler o değerlemeyi mi kabul etmiyor? Nasıl oluyor? Biraz onun, değerlemenin düşmesinin
nasıl bir etkisi oluyor? Bunu sana sorayım. Musa'nın da belki ek yorumları olursa o da paylaşır. Yani şöyle, bizim içinde olduğumuz aşamalarda şirket aslında, yani şey kısmını geçiyorum, yani finansal dışında bizim çok aktif olduğumuzu düşündüğüm değer katma tarafını geçiyorum. Çünkü yatırım almak ortak almak demek. Biz ortak olarak hep değer katmaya endeksliyiz. Ama şimdi para kısmına baktığında girişimci niye para alıyor? Önümüzdeki 12 ay ki bütçesini karşılayacak bankasında para olsun diye. Burada da böyle smart money diye bir konsept vardır, bilirsin. Sen değerini büyüttükçe gerektiği kadar al ki. Yani ileride değerin büyüyecekse aynı parayı daha ucuza alabilirsin. Daha az yüzde vererek alırsın diye. Şimdi normalde bizim kapalı piyasada, yani private market'ta, bizlerin yatırım yaptığı market'ta şirketin değeri nedir? Aslında para koyanla para alanın aslında anlaştığı fiyattır. Onlar neye bakıyorlar? En de sonunda public market'ta bir şekilde bakıyorlar. Yani şöyle düşünmek lazım. Bu şirketin sonunda satılacağı büyük stratejikler bugün piyasada her gün sanki para arıyormuş gibi her gün değerleniyor. Serbest piyasa onları değerliyor. Oraya da baktığınız zaman Tom Tumbus vardır, bu SaaS multiple'larını hiç durmadan yayınlayan. Böyle biz hatırlıyorum 2013'te fona ilk başladığımızda böyle genelde 2x, 2.5x tekrarlayan gelir çarpanı vardı SaaS şirketlerinin piyasa değerlerinde. Bu zaman içinde böyle 2015'lerde falan böyle 8x'leri falan gördü. Covid zamanında 20x'leri falan çıktı. Bu dijital işe uza. Şu anda piyasaya baktığında bu tekrar 5x'e kadar düşmüş durumda. İşte bu Klarna örneği var. Klarna 60 küsür milyar yerine şimdi gidiyor 7 milyardan para reziliyor. Onun gibi böyle %90 düşen case'ler de var. %60 düşen de var, %20 düşen de var. Genelde ne kadar düşün de biraz şirketin ne kadar karlı yönetildiğine korelasyon var. Neyse, uzun hikayenin kısası. Yok, buralar bence çok çok bilgilendirici Berkin. Yani çünkü biz bunu podcast olarak da yayınlayacağız. Videoda duracak. Biraz şey yapabilirsin yani, anlatmanda hiçbir sakınca yok. Yani oradaki, yani bu borsada ne olduğunu anlatmamın, bu çarpanların borsada ne olduğunu, bizim gibi erken aşama startup dünyasına direkt etkisi var. Çünkü o aslında hep örnek gösterilen dünya. O örnek gösterilen dünyanın da o olması, işte bugün atıyorum 1-2 geliri olan bir şirket, atıyorum 5x gibi bir çarpanla bir yatırım yapan kişi, şirket 10-20 katına büyüyünce, çarpanlar aynı yerde olursa 10-20 katı getiri alma ihtimaline zaten yatırım yapıyor. Ben sadece işin numerik tarafını anlatıyorum. Dediğim gibi aslında bence diğer tarafları da aynı, ama biraz onun şeyi var. Bunun da 2-3 tane etkisi oldu benim gördüğüm kadarıyla piyasada. Bir, paraya ihtiyacı olmayanı şu anda almaması lazım. Yani şu anda paraya ihtiyacın varsa almak zorundasın. Aldığın zaman da istese de istemese de şirketler değerlemeleri artık daha düşük bir yerlerden dönüyor. Onun için yapılabilecek en iyi şey para almamak ve o durumda olabilmek. O durumda olmayı sağlamak için yapabiliyorsa bir şekilde ömrünü uzatacak aksiyonlarda bulunmak, biraz daha karlı odaklı olmak. Yani çünkü benim kalınca... Cost cutting de bunlardan biri, de maliyetlerini daha akıllıca yönetmesi gerekiyor. Evet, daha akıllıca yönetmesi. Yani pazarlamada, pazarlamayla büyüyen şirketlerin hani ben ne kadar pazarlama bütçesi basarsam iyi olur derken kullandığı eşikleri biraz daha yüksek tutması. Yani cost cutting illaki şeyle olmuyor. Yani adam çıkartıyor. Aynen. Demek de. Aynen. Biraz o tip şeyler önemli. Eğer bu döneme parasız girdiyse bir scale up, biraz daha tabii zorlu masalarda kendini bulacak. Ama doğrusu mümkünse şey yapmasın. Para raise edenlerin de biz eskiden hep şey derdik. 12 aylık raise et. Yani seni 12 ay götürecek kadar parayı yatırımını toplamaya çalış. Şu anda o rakamlar daha çok 18'ler 24 diye çıkıyor. Yani sen 18 biraz daha uzun vadeli. Evet, yani çünkü
tekrar tekrar fundraise etmek de bu dönemde zor olacak. Bir de o da yorucu bir şey yani. Bu sefer odağını kaybedecek yani. O da bir efor istediği için. Buradan şunu anlıyoruz. Yani diyorsun ki değerlemeler düştü. Mümkünse paraya ihtiyacınız yoksa hani bu şeyle almayın. Ama ihtiyacınız varsa da zaten 12 ay değil 24 ay 18 ay vadeli alın. Ve maliyetlerinizi düzgün yönetin diyorsun buradan. Bunu algılıyoruz. Doğru hocam. Musa, senin yorumların var mı? Bir de ek olarak hani bu yorumlarını söyle. Sonuçta sen birçok satın alma görüşmelerinde bulunuyorsunuz, incelemeler yapılıyorsunuz. Biraz hangi sektörlere Türkiye'de ilgi var? Yabancılar nerelere geliyor? Hangi alanlara geliyor? Berkin'in de belki sonrasında bununla ilgili yorumları olacaktır. Ben sözü sana bırakıyorum. Tabii ki. Şimdi Berkin'in de anlattığı gibi artık para daha değerli. Daha değerli olduğu için değerlemeler aşağıya geliyor. İşte bu aralar bir fundraising'e çıkan çoğu startup ya da teknoloji şirketi genelde bir round down'la finansmanı bulmaya çalışıyor. Tabii değerlemelerin aşağıya gelmesi de her açıdan finansal bir sorun yaratıyor. Hem eski yatırımcılar için hem içeride belli bir stock option'ı vest etmiş olan çalışanlar için vesaire vesaire. Dolayısıyla Berkin'in de dediği gibi daha piyasalar normale dönene kadar bir fon raising'inin çok mantıklı olmayacağı dönemler. Zaten eğer bu 12, 18 ya da 24 aylık süreci tamamlayamayacak olan şirketler genelde ya konsolidasyon tarafında rakipleriyle birleşme üzerine çalışmalar yapıyor. Hatta bir tane proje yaptığımız şu an onunla ilgili. Bloomberg'da çıktığı için söyleyebilirim. Getir için örneğin Gorillas'a inceliyoruz şu an. İki rakip Avrupa'da güçlerini birleştirme yolunda ciddi olarak çalışıyorlar. Diyerek orayı noktalayabilirim. Diğer taraftan Türkiye'deki sektörlerde en başta giden hard currency yani yabancı para fiyatlayabilen, ihracat yapabilen şirketler tarafında bir şey var, yoğunluk var. Orada işte otomotiv yan sanayi, paketleme, beyaz eşya yan sanayi vesaire gibi işte Türkiye'de işçiliğin de ucuz olması ve bu tedarik zincirinde Avrupa'ya daha yakın olması nedeniyle yabancı yatırımcılar Avrupa'daki üretim üslerini Türkiye'ye kaydırmak için şirketler bakıyorlar. Yani yaptığımız işlerin aşağı yukarı 1/3'ü bu tür hard currency ihracat odaklı işler diyebilirim. Diğer 1/3'lük kısım ise daha çok teknoloji işleri. Türkiye'de bildiğiniz gibi yüksek enflasyon var ve dolar, euro, TL karşısında oldukça değer kaybediyor. Haliyle yabancı para getiren private equity'ler ya da yabancı yatırımcılar euro dolar ayarar yaratabilmesi için enflasyonun çok üzerinde bir büyüme sağlaması gerekiyor. Hem ciro tarafında hem de aşağıda EBITDA karlılık anlamında. Enflasyon %85, dolayısıyla %85'in üzerine işte ayarar hedefi %20 dersek %100'lük büyütebileceğiniz sektörler nadir. Orada da teknoloji ön plana çıkıyor. Diğer üçüncü sektör ise daha çok gıda. Dünyada bir gıda krizi var ve enflasyonu en büyük tetikleyen sektörlerden bir tanesi. Yabancı yatırımcılar da Türkiye'de gıda tarafına oldukça ilgililer. Markalı, ihracat yapabilen gıda şirketleri oldukça şu an yabancı yatırımcının radarında diyebilirim. Musa, orada bir soru sorayım. Hani sen şey dedin ya, Türkiye'yi üretim üssü yapmak isteyen şirketler var ya da işte bir kısmını buraya getirmek, kaydırmak. Burada tabii doğal olarak da Türkiye'de satın alabilecekleri, ortaklık kurabilecekleri şirketlere bakıyorlar. Ama tabii ki mevcut tesisleri de herhalde büyütecekler değil mi? Yani bunu şey için söylüyorum. Bunun Türkiye'deki istihdama pozitif katkısı
olur gözüyle bakabilir miyiz buna? Evet, yani hem Türkiye'deki işi almak hem de Avrupa üretimi bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak için genelde yabancı yatırımcı Türkiye'deki bu ihracat odaklı şirketleri tercih ediyor. Orada da dediğin gibi Ozan aslında istihdam tarafında ya da işte yatırım tarafında oldukça olumlu bir etkisi var ve orada da yani yakın zamanda örneğin Amerikalı büyük stratejik yatırımcılarla ya da Avrupa'daki büyük stratejik yatırımcılarla çalıştık. Bir kısmı müspet şekilde sonuçlandı, bir kısmı devam ediyor. Orada ciddi bir şey var. Türkiye yatırım talebi var. Musa çok teşekkürler. Berkin, bu noktada senin yorumların olursa alabiliriz. Bir de tabii asıl şeye döneyim. Hani sizin Reva olarak odağınızda hangi sektörler daha çok var? Biliyorum Türkiye dışında Doğu Avrupa pazarıyla ilgileniyorsunuz. Baltıklar da yanılmıyorsam odağınızda. Biraz hani odağınızda hangi ülkeler var? Ve ek olarak da hani bu kadar dün konuştuk Çekya'daydın, Çek Cumhuriyeti'ndeydin. Hani farklı girişimlerle, girişimcilerle bir arada ya da geliyorsun. Hani biraz bizim olgunluk seviyemiz sence ne seviyede Türkiye'deki girişimlerin ve girişimcilik ekosisteminin? Biraz böyle kapsamlı bir soru olduğu gibi ben sözü sana bırakıyorum. Biz geçen hafta çok güzel bir etkinlik yaptık. Ben ikinizi de orada gördüm mü emin olmadığım için hani hafif şey yaparak kendimi affettirerek şey yapayım. Ya ona ben de gördüm. Bana haber gelmemişti. İnşallah bir sonraki sene geliriz Berkin. Musa tamam, bir sefer iki kez söyleyeceğim seni o zaman. Tamam. Çok yani şu açıdan söylüyorum. O benim kusurum, kusura bakma. Bir etkinliğin adı, biz üçüncü kez yapıyoruz bunu. Yani Covid'de bridge, bir ara vermiş. Bridge galiba değil mi? Building Bridges. Çünkü gerçekten çok ilginç bir yerdeyiz. Yani burada hem bence kültür olarak çok ilginç bir noktadayız hem de yetkinlik seti olarak Türkiye çok köprü olabilecek bir yer. Biz de o etkinliğe işte yurt dışından ve yurt dışından böyle 200 küsür tane yatırımcı gelmiş. Toplam böyle 400 kişi falandı. Orada da çok konuştuk. Yani herkes de bir Türkiye ajandası var. Hatta bu böyle çok yani kötü gittiğini söylediğimiz çeyrekte bile 150 milyon dolar yatırım olmuş Türkiye girişimlerine Q3'te. Yani 150, bizim mesela 2020 rakamımız. 2020 toplamı 150. Yani bir çeyrekte, böyle bir çeyrekte 2020'yi meç ediyoruz. Ve yani böyle yabancı falan kimle konuşsak, yani hepsi 2-3 nedenden dolayı. Bir, 80 milyonluk ülke, tamam mı? Büyük bir ekonomi. Yani bakıyorsun biz Doğu Avrupa'da yatırım yapıyoruz. Yani bizim yanımıza yaklaşan bir işte 40 milyonlu Polonya var. Yani onun dışında böyle bir ekonomi büyüklüğü yok. Onun için bizi kimse ignore edemiyor zaten. İşte bu sabah Afrika'dan çok büyük bir fintech'i işte ofise geldi. Adam 200 milyon dolar raise etmiş. Ben Türkiye'yi yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diye şey yapıyor. Yani aslında birçok yere gidebilir. Burayı bir market olarak şey yapıyor. Şimdi bir bu konu var. İkincisi, yani ben bu seneki etkinlikte özellikle gördüm. Özellikle bizimki gibi böyle işte işlemlerin falan döndüğü yerlerde adını haritaya koymak çok önemli. Bu da birkaç örnek gerektiriyor. Biz mesela Baltics diyoruz. Baltıklarda Estonya bol bol gidiyoruz. Yani Estonya, bütün Estonya Kadıköy kadar falan bir yer yani. Ama haritaya nasıl koymuşlar? İşte Skype oradan çıkmış. Pipedrive oradan çıkmış. Wise oradan çıkmış. Bu tip örnekler olunca ya burada bir meymenet var diye kesinlikle iyi oluyor. Şimdi bizden Getir'in çıkması, Trendyol'un çıkması, 5 tane, 10 tane işte peak önde gaming'in çıkması. Yani bütün onların haritaya adımızı öyle bir yazmışlığı var ki hiç kimse artık şey yapamıyor. Yani ya ben bakmayacağım ya da ilgilenmiyorum diyemiyor. Bir sürü neden bulabiliyorlar burada. İşte hard currency olmaması, yok işte işte instabilite, yok işte politik durum falan. Her şey söylenebilir. Ama bence haritada olmak çok önemli. Ve ben onu gördüm. Yani o açıdan da pozitif bir yönde ilerliyoruz. Haritada
saydığın çok değerli markalar, girişimler var. Yani o yönde yani gittiğin ilk yatırımcısıyız yani Rev olarak. Birçok kişi bizi Getir de biliyor. Hani başka çok şey de var ama mesela Getir'in Nazım abi geldi. Yani hiçbir eventte konuşmaz. Geldi bizim etkinlikte konuştu. Ve Nazım abi şunu diyebiliyor. Diyor ki yani hep diyor hani Türk girişimlerine işte kime satılacaksın? Satılmak bir başarı gibi şey yapıyor diyor. İşte Musa da söylüyor. Şimdi orada bir konsolidasyon durumu var o pazarda. Her pazarda olduğu gibi bir yerde rakip çok artınca konsolidasyon olması lazım. Konsolidasyonda kim kazanır? Konsolide eden kazanır. Bizim birçok mesela Türkiye'den çıkmış ya da başka herhangi bir şirket satıldığı zaman matematiğe bağlayayım. Adam piyasada, borsada 10 çarpanla şey yapıyor, trade ediliyor. Alıcıya adamı 5x'e almaya çalışıyor. Onun için bir arbitraj çünkü. Çünkü 5x'e alsın ki o onda 10x yazıyor. Yani onun için konsolide eden her zaman aslında kazanan durumda. Biz ise tabii satıldı, şirket satıldı diye yani bizim VC'lerde de exit şeyi var. Onu çok ön plan tutuyoruz. Nazım abi dedi ki yani Türk şirketler artık satılan olmak zorunda değil. Satın alan da olabilir. Yani masayı kuran da olabilir. Şimdi bu çok farklı bir güven. Yani böyle bir güven şeyi biz 2013'te başladık. Yani bu güven kendi içinde Nazım, çok değerli. Nazım abinin biz de etkinliklerde ağırladık. Berk'in bizim de etkinliklerimize gelmişliği var. Şey o yönden hakikaten bakış açısı, özgüveni hani klasik şeyden yani eskiden bazen girişimcilere isim vermeyeyim, hayıflandıkları Türkiye'de exit etmiş kişilere sorulduğu zaman ya keşke biz yurt dışına daha erken açılsaydık, keşke biz satın alsaydık diyen, isim vermeyeceğim hani şimdi söz hakkı doğar, girişimcileri de değerli biliyoruz. Doğal olarak biraz sanki hani Getir'le birlikte bu oyun sektöründeki gelişmelerle birlikte biraz bu da kırılıyor gibi. Evet diye. Yani sen aslında bilgileri sordun, ben biraz genel tablodan başladım, kusura bakma. Bence bu çok önemli bir şey yani o psikolojiyi, o şeyi yansıtıyor olman Berk'in çok değerli bizim için. Ama onun altında ne oluşuyor? Şimdi bunun altında tabii mesela gaming bir kere haritaya konunca gaming yatırım yapıyorum diyen herhangi bir global VC'nin yani Türkiye'ye uğramaması artık konuşulamaz bir şey haline geldi. Veya hani Türkiye'deki şey profilini, teknoloji girişimcisi profilini bir şekilde şimdi Getir'de ya da Trendyol'da ya da Insider, yani birçok yerde artık çok top tier VC'ler var. O VC'lerin artık gelip Türkiye'ye bakmaması pek mümkün değil. Öyle olunca ne oluyor? Şeyi görüyorlar. Mesela çok iyi gerçekten fintech yaratıyoruz. Yani lokal pazarın da belki büyüklüğün şeyiyle. Onun için fintechçiler her zaman burada. SaaS yatırım yapıyorum diyenlerin ben burada çok olduğunu görüyorum. Dikey olarak işte gaming burada büyük. Biz Rev olarak başından beri birkaç tane dikeyi önceliklendiriyoruz. Biz mesela 2013'te başladığımızda çok fazla e-ticaret yatırımı yapan vardı. Biz e-ticaret değil dedik, daha çok B2B tarzı işleri yapacağız. B2B ve SaaS tarzı işleri çok seviyoruz. Fintech konusunda en çok yatırım yapan VC olduğumuzu düşünüyorum. O bizim için çok önemli bir olay. Paycor'a da galiba siz yatırım yapmıştınız değil mi? Paycor muydu? Evet, evet. Yani bizde bayağı fintech var işte. En son Param'a girdim. Tamam. Paycor bizim yatırımımız. Paycor'un içinden doğan bebek var. Global çok başarılı bir iş. Yazara. Android telefonları post cihazına dönüştüren ve bütün dünyada artık bir numara o konuda. Midas'ın yatırımcısıyız. Bence Türkiye'de yani çok farklı bir şekilde çığır açan Midas'ın ilk yatırımcısıyız. Denizbank'tan sonra ilk yatırımcısıyız. Bumper diye bir işe yatırım yaptık, fintech. Mesela demin soruyordum, Türkiye nasıl hani nerelerde ömrüten çıkıyor? Mesela Bumper dediğimiz şirket araba tamir hanelerinde kullanan bir şey çözümü, ödeme çözümü. İngiltere'nin bir numarası.
Almanya ve İspanya açıldı şimdi. Avrupa'da da böyle bayağı dominant olacak. Bütün girişimcileri İngiliz. R&D nerede? Türkiye'de. Ankara'da. Evet. Wow. Ankara'da biz yatırım yaptığımız 10 kişiydi. Şimdi 40 kişiye büyütüyoruz. Bütün çünkü, giriş, ya kurucular İngiliz, bütün Ar-Ge merkezi Ankara'da. Wow. Evet, çünkü girişimcilerden daha teknik olan bir önceki işinde Türk developerlarla çalışmış. Kaliteyi biliyor. Ve en baştan burada kurmaya karar vermiş. Hani biz de biraz o angle'da görüp Türkiye'de destekleyeceğiz diyerek yatırım yaptık. Bu da çok keşfediliyor. Belki hatırlarsın, biz işte Koray Bahar'ın Fit Solutions, sonra da Foribo oldu. Aynen. O işi yapmışsıydık. 2018 yılında exit etti Foribo zaten. Doğru. Onu şeye sattık. Sovos'a sattık. Sovos da Amerika'da merkezi olan ama dünyanın böyle en büyük regtech oyuncusu. Doğru. Onlarda da çok benzer bir şey oldu. Biz Foribo'ya satarken, bilmiyorum Koray bunu anlatıyor ya da açıklıyor mu ama Foribo, bunu açıklayabilir miyim? Sovos çok büyük bir Ar-Ge merkezi kuruyordu Arjantin'i. Sonra Foribo ile tanıştılar. İçeride due diligence yapmaya başladılar. Dediler ki biz deli miyiz? Burada kuralım. Ve o Arjantin şeyi üstü X oldu. Bütün Excellence merkezini Türkiye'ye çevirdiler. Mesela Sovos'un dünyadaki çok önemli bir Ar-Ge merkezidir. Şu anda şimdi. Ya işte bu tip şeyler de bence Türkiye'deki developer bazının gücünü falan herkesin fark etmesini sağlıyor. Berkin, hani çok hassas konular girmeyeceğim ama bu Rusya-Ukrayna tarafında da Türkiye'ye çok ciddi bir herhalde insan kaynağı da Ukrayna'dan, Rusya'dan geliyor gibi. Hani bunu da tabii ki hani gerginlik, savaş çok kötü bir şey ama hani sen dedin ya, Türkiye bir hani ihmal edilemeyecek bir region'da, bir bölgede doğal olarak hani burada da bence bir önemli, hani bir avantajlı bir durumdayız gibi. Hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya yakın olmamız vesaire, bu da hani farklı girişimciler için insan kaynağı açısından değişik fırsatlar doğuruyordur. Hani hassas konular, çok girmek istediğim konular değil ama hani buradaki tespitlerin önemli. Ben hani teşekkür ediyorum. Şeye gelince peki Berkin, hani Avrupa'da, Polonya'da, Baltık ülkelerinde farklı yerlerde yatırım yaptınız mı? Hani oralarda nasıl görüyorsun şeyi, durumu? Sonra da Musa'ya soru yönelteceğim. Evet. Biz Doğu Avrupa'da yatırım yapıyoruz ve aramaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde birkaç tane numaram açıklayabiliriz de. Biz bugüne kadar Litvanya'ya yatırım yaptık. Letonya'ya yaptık. Hırvat bir girişimci ekibine yatırım yaptık. Ondan sonra Almanya taşındı. Şu anda da aktif olarak bakıyoruz o bölgeye. Bu arada Litvanya biliyorsunuzdur. Belki Doğu Avrupa'nın biraz fintech merkezi olmaya başladı. Onun da arkasında Litvanya Merkez Bankası'nın bu ödeme kuruluşu ve e-para kuruluşu lisansını Avrupa'da geçerli olacak şekilde liberal bir şekilde vermesi yatıyordu. Şu an orası hala, yani fintech açısından bunun getirdiği bir şey var. Yani değişik bölgeleri nasıl değerlendiriyorum? Biz oralarda yatırım yaparken hep şunu söylüyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Siz çok küçük ülkelerde ve birbirinden farklı ülkelerde büyümeye çalışacağınıza, gelin birlikte hani Türkiye'yi bir şey yapalım, sıçrama tahtası yapalım. Laboratuvar gibi gelişim noktası belki. Evet. Ya yani bir yandan işte burada gelin Ar-Ge ofisinizi açın. Çok güzel. O şekilde büyüsün. Hani birlikte Batı ya da diğer marketlere bakarken yani Türkiye'de bir sıçrama tahtası olsun. Bu bayağı rezone ediyor. Mesela TransferGo'ya yatırım yapmıştık 2017 yılında. Bu ülkeler arası para transferi. Mesela Türkiye'yi bir pazar olarak açmaları konusunda çok ciddi yardımımız oldu. Uzun sürede Türkiye en hızlı büyüyen pazarıydı. Yani şu anda çok önemli bir pazarı. Yani bu tez belli şeylerde çok iyi işliyor. Bir de belki çok haklısın. Yani Türkiye'de böyle büyük bir ekonomide hani bu başarıyı elde eden girişim, bahsettiğin gibi o diğer
irili ufaklı ki çok önemli ülkeler, hani şey yapmıyorum ama hani oralarda zaten rüştünü daha kolay ispat edebilir. Hani bu anlamda hakikaten güzel bir iletişimle yaklaşıyorsunuz. Bence çok önemli, değerli bir nokta yani. Yani evet, umarım. Yani bu bence bütün diğer VC'ler bölgedeki ve hani Türkiye'deki VC'ler tarafından da benimsendi. Yani bunun devamını görmek de bence güzel. Ama ben çok konuştum, Musa'ya biraz konuştum. Aynen. Aynen derken estağfurullah, hani Musa'ya dönelim. Musa, senin yorumların olur mu Berkin'in paylaştıkları ile ilgili? Bir de seninle de hani özel sohbetimizde konuşmuştuk. Siz sonuçta çok ciddi, demin sen sohbetin başında da bahsettin, çok ciddi özel incelemeler, due diligence'lar yapıyorsunuz. Bunların bir kısmı da, hatta yarıdan fazlası da sonuçlanmıyor. Bunun değişik nedenleri olabilir. Biraz bunu açmanı isteyeceğim. Hani neden sonuçlanmıyor? Burada girişimcilerden kaynaklanan hatalar oluyor mu? Eksikler oluyor mu? Ne oluyor da hani vazgeçiliyor? Biraz burada aslında bizi ilerleyen dönemde de dinleyecek girişimciler için, şirket sahipleri için de bence tavsiye niteliğinde olur. Neye dikkat etsinler? Ben sözü sana bırakıyorum. Tabii ki. Önceki soruyla ilgili olarak Türkiye, aynen, 80 milyonluk bir nüfus var. Oldukça kaliteli bir insan kaynağı var ve zor durumlara, krizlere alışkın bir insan kaynağı var. İşte örneğin yurt dışında enflasyon %10, %15'ler oldu. Bütün yurt dışı nasıl yapacağız, nasıl yöneteceğiz diye sorguluyor. Halbuki bizde %85 enflasyonla şirketler gayet düzgün şekilde hayatlarına devam edebiliyor. Berkin'in bahsettiği işlerin çoğunda biz de EY olarak çalıştık. Paycor tarafında Meditera'ya çalıştık. Meditera orada çoğunluk hisseyi satın almıştı. Param tarafında Seacat tarafına ve yatırımcı grubuna çalıştık. Sovos'un sahibi Amerika'da büyük bir private equity. Sovos'ta da birçok işte çalıştık. Onlar örneğin en son Digital Planet'i aldı. Dolayısıyla orada da çalıştık. Oldukça EY olarak neredeyse bütün deal'ların çoğunda varız. Ben ve ekibim, dediğim gibi Ozan, biz genelde bu bağlayıcı olmayan teklif, yani İngilizcesiyle non-binding offer sonrası sürece dahil oluyoruz ve özel inceleme, yani due diligence yapıyoruz. Yani biz içeriye girdiğimiz zaman alıcıyla satıcı bir değer üzerinde el sıkışmış oluyor. Belli bazı ön rakamlar satıcı tarafından alıcıyla paylaşılmış oluyor. Biz daha detaya girip o verilen rakamlar ne kadar sağlıklı, tutarlı mı, tutarsız mı, sürdürülebilir mi vesaire, hem ciro tarafında, hem EBITDA tarafında, hem net işletme sermayesi tarafında, hem net borçluluk tarafında detaylı bir inceleme yapıyoruz. Ve due diligence'a giren işlerin yarıdan fazlası maalesef belli sebeplerden başarılı olmuyor, fail ediyor. Hatta bu aralar dediğim gibi bu oran neredeyse %20'lere kadar düşmüş durumda ve bu alım-satım süreçleri de uzamış durumda. Eskiden örneğin 6 ayda, 8 ayda işte bu non-binding offer sonrası işlemler kapanırken, yani satıcı parasını alıp alıcı şirketin sahibi olurken, şimdi o süreler de uzadı. İşte 12 aylar, 18 aylarını görmeye başladık biz. İşte çalışmaya başladıktan sonra işlem Musa, galiba bir bağlantın dondu gibi. Ben seni bir daha bir yayından alıp yayına ekliyorum. Bakıyorum. Musa, galiba bir internet bağlantında problem olmuş olabilir. İstersen tekrar bir bağlam yapalım. Musa, duyuyor musun bizi? Evet. Musa, istersen hotspot'tan bağlanabilirsin, bilmiyorum internetinde, ya da seni... Sesin geliyor mu? Şu an geliyor. Demin bir bağlantıda bir problem oldu Musa. Ya, şey oldu, internetim düştü, geri geldim. Aynen.
En son ne residual'ı tam emin değilim. Şeyi anlatıyordum. Süreler, şey uzadı. Süreler uzadı diyordum. Süreler uzadı söylüyordum. Ve belli sebeplerden de bu deal'ların başarı yüzdesi, yani başarılı bir şekilde kapanma yüzdesi due diligence'a girdikten sonra düştüğünden bahsediyordum. Oradaki sebeplere gelecek olursak, şu an en popüler sektör Türkiye'de hard currency ihracat yapan işler ve Türkiye'de bugün itibariyle enflasyon muhasebesi daha uygulamaya geçmedi. Enflasyon muhasebesine geçmediği için ve üretim şirketlerinde büyük envanterler olduğu için ve envanteri de şirket TL olarak raporladığı için brüt kar ve EBITDA seviyesinde şirketler ciddi kar üretiyormuş gibi görünüyor TL olarak. Ve bu TL finansalları ortalama yıllık kurlarla dolara ya da euroya çevirince kar marjı ve karlılık biraz fiktif şekilde yüksek görünüyor. Biz due diligence zaman o finansalları sıfırdan o ilgili envanter ne zaman alındıysa alındığı günkü kurdan, satıldığı ne zaman satıldıysa satıldığı günkü kurdan çevirdiğimiz zaman, ya yani dolar dolar baktığımızda, çünkü ham madde yabancı para, satış fiyatı yabancı para, dolayısıyla dolar dolar bakınca karlılık marjları ciddi şekilde düşüyor. Örneğin %20 EBITDA marjı raporluyorsa şirket TL olarak, o EBITDA marjı %15'lere düşüyor. Diğer taraftan bildiğiniz gibi şirket değeri genelde, yani teknoloji dışındaki şirketlerde EBITDA üzerinden belli bir çarpanla oluşturuluyor. EBITDA'daki işte %20'lik marjdan %15'e düşmesi demek değerde aşağı yukarı %25'lik bir değer kaybına işaret ediyor. Bu %25 kaybını alıcı taraf, satıcı tarafın önüne koyduğu zaman due diligence sonuçları sonucunda genelde arada bir anlaşma satıcı ile alıcı arasında haliyle gerçekleşmiyor. Bazı durumlarda belli bir ara noktada iki taraf anlaşma yoluna gidebiliyor. Ama büyük oranda ilk sunulan finansal tablolar, yani hard currency olarak finansal tablolar doğru olmadığı için, tam gerçeği yansıtmadığı için deal'lar büyük oranda başarılı olmuyor, sonuçlanmıyor. O zaman Musa şunu diyebiliriz değil mi? Yani şirketini satmak isteyen girişimcilere, şirketlere, hani enflasyon muhasebesi yapın, tablolarınızı hani dolar versiyonları olsun doğal olarak, çünkü alacak kişi buna bakacak. Buna bakacağı zaman da tablo sizin şu ankinden daha farklı olacağı için bu anlaşma olmaz diyorsun diye algılıyorum ben. Aynen öyle. En başında süreçte şeffaf olmak lazım. Tabii bu TL dolar paritesindeki değişimi finansallara etkisi de genelde satıcı taraf o kadar bilgili de olmayabiliyor. Dolayısıyla bilgi eksikliği, dolayısıyla da yeterli düzgün bilgi açıklanmayabiliyor. Orada da danışmanlarla çalışıp düzgün finansalları olabildiğince satıcı tarafa açıklanması gerekiyor. En başında söylediğim gibi ben bu işi 3 yıl Silikon Vadisi'nde de yaptım. Oradaki şirketlerle bizim şirketleri karşılaştırdığım zaman en büyük eksiklik bizim tarafta finansal yönetim ve finansal raporlama. Maalesef Türk girişimcisi, Türk yatırımcısı finansal yönetim, işte CFO ekibi, finansal raporlama genelde maliyet merkezi olarak görüyor. Oradan bir değer yaratılmadığını genelde varsayıyor. Dolayısıyla oralara çok yatırım yapmıyor. Yatırım yapmadığı için de düzgün aylık olarak finansallarını raporlamıyor. Aylık olarak neler olup bittiğinin haberdarı olmuyor. Dolayısıyla biz due diligence'a girdiğimiz zaman son 2-3 yılı inceleyelim dediğimiz zaman hem finansal veri tarafında büyük sıkıntılar oluyor, hem raporların çıkartılmasında vesaire, hem de yorumlanması tarafında oluyor. Örneğin bir CFO ile ya da finans yönetimiyle konuştuğumuz zaman, işte 2021'de ciro artmış, maliyetler yukarı gelmiş vesaire, ya da birim fiyat azalmış gibi spesifik sorular olduğu zaman genelde böyle o detay sorular havada kalıyor. Cevaplanmıyor.
Berk'in bu konuda senin yorumun olur mu? Sizi de ilgilendiren bir konu. Hem yatırım öncesi hem yatırım sonrası. Senin bir yorumun olur mu tecrübelerin ışığında? Yani genel olarak şimdi tabii Musa'lar daha büyük işlemlere de bakıyorlar. Büyük işlemlerde bizim private equity filan taraflarına kaydıkça tabii yani finansal tabloların detayları, yapılan bütçe, iş planı, işte cash conversion cycle'lar filan o tip şeyler çok daha önem kazanıyor. Biz ikinci fonda biraz daha tabii ileri aşama şirketlere yatırım yaptığımız için oralarda çok o detaylar önemli oluyor. Doğru. İşte paramı Musa'nın söylediği gibi yaparken de hani EY masadaydı. Ona biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ödeme kuruluşu artık. Yani o çok ciddi tabii boyutta bir işlemdi ama bizim daha tabii çok efor harcadığımız erken aşamada asıl due diligence biraz ekip, biraz ürün, biraz da pazarda o ürünün yer bulması ile ilgili. Ekipte de hani şeytan tüyü bir de gerçekten yani işi yapma ile ilgili olan kısım var. Yani o hani execution kısım var. Yani bazı şeyler sadece kağıtta ya da lafta olunca çok etkili olmuyor. Yapabilmek lazım. Neredeyse her işte de biz bunu gördük yani. Hiç durmadan o karşılaşılan zorluklarda o operasyonel mükemmeliyeti yakalayacak, onu yapacak ekibi kuracak ekipler önemli oluyor. Bizim diligence daha çok o alanlarda. O alanda. Genelde işte Musa'larla... Buyurun. Şirket büyüdükçe diyorsun ama tabii ki onun önemi daha da artıyor tabii ki de. Tabii. Yani biz Musa'larla falan da çok çalışıyoruz. Tabii ki bizim teklif gittikten sonra Musa'ların yaptığı işler biraz daha onaylayıcı diligence diyor. Confirmatory due diligence gibi oluyor. Yani ya bir kırmızı bayrak var mı bakalım ya da sarı bayrak varsa öğrenelim ki birlikte onu düzeltelim. Yani daha çok o nedenlerle yapılıyor. Yoksa hani işin akıbeti ona illa dayanmıyor. Çok teşekkürler. Bir saatin de sonuna geliyoruz. Ben hani çok şey öğrendim, eminim değerli dinleyicilerimiz de çok şey öğrendi, öğrenecek. Bu sohbetleri de demin dediğim gibi podcast olarak da paylaşacağız. YouTube'da da zaten duruyor olacak. Biz iletişimini de yapacağız. Dilerseniz bu sohbeti birlikte kapatmadan sizlerin de değerli vaktini almak istemiyorum. Biliyorum Berk'in sen de çok yoğunsun, Musa sen de. Tekrar da teşekkür ediyorum sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için. Son bir kapanışı yapmadan kapanış öncesi yorumlarınız olur mu? Bunları alıp bu keyifli sohbeti birlikte kapatabiliriz. Bizi misafir ettiğin için teşekkür ederim Ozan. Çok teşekkürler Berk'in. Seni her zaman ağırlamak çok öğretici, keyif verici. Bu etkinliğinizin de notunu aldım. Ben seneye sana hatırlatırım. Senden bir mail gelmezse. Bu arada şeyi sorayım. 2020'de round yaptık dedin. İkinciyi. Bir sonraki ne zaman olacak? Var mı bir plan? Yoksa şu an bir 3-5 yıl sonra mı? Bilmiyorum. Ha yok, 3-5 yıl bulmaz. Biz yani seneye yine bizden fon adayları duyarsınız inşallah. Çok güzel. Umarım güzel geçer. Musa, senin kapanış öncesi yorumun olur mu? Ozan, çok teşekkürler davet ettiğin için tekrardan. Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz, bugün iki değerli konuğumuzla bu sohbetin kapanışını yapıyoruz. Reva Capital'in kurucu ortağı Berk'in Toktaş'la EY'in Türkiye partneri ve özel sermaye fonları lideri Musa Gezer bizlerle birlikteydi. Ben iki değerli konuğumuza ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine salı günü odağımızda siber güvenlik olacak. İki farklı oturumda dört değerli ismi ağırlayacağız. Ben herkese keyifli güzel bir gün diliyorum. Berk'in, Musa, çok teşekkürler tekrar. Müsaadenizle de bu yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.